Günaydın efendim, hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz TVM'e. Güzel günlere, güzel haberlere uyanmak istiyoruz ama ne yazık ki dileklerimiz sadece dilimizden dökülen sözcüklerde kalıyor. Aykut Işıklar, Pakize Sula ve Erol Köse ile günü ve gündemi değerlendirmek üzere karşınızdayız. Bizden ayrılmayın, güzel bir program olacak. Her şeyi konuşalım başlıyor. Efendim tekrardan günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün yayınımızın bitmesine dakikalar kala biraz ajanslara geç düştüğü için canlı yayında veremedik. Ama çıktıktan sonra öğrendik ki İstanbul'un turizm kenti, turizm şehri, turizm başkenti bir şehirde, turistlerin en çok akın ettiği bir semtte, Sultanahmet Meydanı'nda bir bomba patladı, canlı bomba. Biz öğrendiğimiz zaman da zaten mahkeme kararı yayın durdurulmuş. Başbakanlıktan yayın yasağı gelmişti. Hiç fark etmiyor yani. 5 dakika 10 dakika oynadı. Evet. Dünden beri tabii başka bir olay daha başladı akşamleyin. Alman turizm şirketleri Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan turistlerin vermiş oldukları avansları da geri iade ederek Türkiye'ye gelişlerini iptal edebileceklerini açıkladılar ki bunlar tam böyle yaz sezonuna giderken. İşte diyorum ya, bende bir ayrı bir uydu var. Avrupa televizyonları. İşte tercümanım da eşim, o da 3-4 dil biliyor. Nasıl dalga geçtiler Türkiye ile biliyor musun? Yani tabii. Olay gibi değil. Özellikle de bu yayın yasağına ilgili acayip dalga geçtiler. Bütün haberlerde. Türkiye'deki olayları dünyadan izlemek zorunda kaldık çünkü. Ya Türk halkının gerçekleri, haberleri olup biteni öğrenmemesi için uğraşan hükümet diyor. Ben onu anlamadım. Yani Sultanahmet'te bir olayı niye yasaklıyorsun sen? Şimdi orada nasılsa diyor ajanslardan, internetten herkes öğrenmiyor. Orada dalga geçtiler. Orada ya. Anlatabilir miyim ben mantığı? Yani anladığım mantığı. Şöyle hatırlarsanız adliyede bir olay olmuştu. Türkiye'nin çok değerli savcılarından biri rehin alındı ve vefat etti. Ve orada örgütün posteri vardı arkada vesaire, silah dayama vesaire. Şimdi burada psikolojik propaganda diye bir olay var. Şimdi zaten herkes biliyor, evet orada bir şeyler olmuş. Ama orayı devamlı olay anını, olay yerini yayınlanıldığında hem onlar o terörist daha fazla propagandist olarak amacına ulaşıyor. Hem de psikolojik olarak halk da artık sokağa çıkmayalım. Artık AVM'lere gitmeyelim. Artık alışveriş yapmayalım. Eve kilitlenelim. O Parislilerin, Fransızların saldırıdaki gibi haftalarca evde oturdular korkudan biliyorsun. Çünkü ama onu bizim kadar alışkın değil ya, biz alışkınız. Teröre biraz daha yani haşır neşiriz maalesef ki. Şimdi onların öyle bir alt metni var. Ama işin garip yanı tabii artık internet diye bir şey var. Televizyona yayın yasağı geliyor. Telefonla çekiyor, 3G'li bütün dünyaya yayılıyor. Ama orada da bir anlaşılabilir bir mentalite var. Benim üzüldüğüm esas insani bir yön oldu. Şurası bir gerçek. Patlama olunca maalesef ki popülasyonun, belki bizler de dahilizdir, dahil olmayanları tenzih ediyorum. Herkesin söylediği, ilk önce söylediği, ah yazık kaç kişi öldü yaralandan çok, uf mahvolduk abi, turizm gitti bu sene. Evet, herkes kendini düşünüyor, çıkarını düşünüyor. Evet. Ya orada insanlar öldü. Ama Alman, ama Türk, insan ya insan. O insan öldüden uzaklaşıp turizm gitti. Turizm gitti. İşte. Tabii ki. Tabii ki turizme. Zaten amaç o. Oraya boşuna gelmiyor adam. Zaten niye orayı seçiyor? Orada bu iş yapmasının nedeni var zaten. Sebebi bu. Ama şu var. Aykut abi sen de biraz dünya sosyoloji ve jeopolitik bilgiye sahipsin. Tayyar da öyle. Pakizan da öyle. Şimdi temelinde şu vardı. Bundan geçen bu yüzyıl biliyorsunuz dünyanın en büyük sömürgecisi İngiltere'dir. Britanya. Büyük krallık. Bütün dünyayı fethetmeye çalışmış, sömürgeler yapmış. Fakat son 5 senede o sömürge baktı ki maliyet analizi yaptı. Ulan dedi ben bunların kanını emmeye gitmiştim dünyaya. Bana daha pahalıya mal oluyor. Ve yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yani o sömürgeciliğin ona artık yeni bir yüzyılda faydası olmadığını anladı. Küçülüyor. Fakat yeni bir sömürgeci var. Benim bu şahsi fikrim. Amerika sözde özgürlük adı altında Orta Doğu'yu kurtarma. Ay önce orada karışıklık çıkartılıyor ne tesadüf ki. Sonra oraya kurtarmaya gidiyor. Batman'i oynuyor. Ondan sonra kurtarıcı adamı oynuyor. Bana göre şu anda da ne yaptı?
diyoruz ki bir insan canlı bomba niye olur? Tabii onlar beyinleri yıkanıyor falan. İşte Orta Doğu'daki o baskı, o bilmem ne, o tip örgütlerin nüvelenmesine, o tip nüvelerin de dünyada bu tip karışıklıklar yaratmasına yol açmış bir nüans yani. Yani durup dururken bir öyle İslam fanatiği tipler, hadi gidelim şurayı bombalatalım değil. Bu büyük bir oyun, makro bir oyun. Silah tüccarları. Yılların getirdiği bir oyun. Yılların bir oyunu. Biz ondan sonra yani oradaki tetikçiler değil, bu oyunun ipler kimin elinde? İpler de majörlerin elinde. Erol, dediklerinin %90'ına katılıyorum. Birazcık eksik bana göre. Mutlaka. Biraz eksik. Dediğin hakikaten doğru. Arap ulusu çok sömürüldü. Petrol oradan çıkıyor. Onlar işte belli bir krallığın, belli bir ailesinin dışındakiler sürünüyorlar. En geri kalmış ülkeler içinde kültür düzeyi acayip kasıtlı olarak aşağılanıyor, bu bıraktırılıyor. Avrupa'da, Amerika'da okuyan Arap gençleri de enteresan. Kapitalist ülkelerde sosyalist düşünceye sahip oldu çocuklar. Aynen öyle. Bütün bu olayların perde arkasında planlayanlar hep böyle aklı başında. Tabii. Ve halkçı dünyayı ve solcu çocuklar, biliyor musun? Tabii. Yani benim petrolümü çıkartıyor. Tabii. O diyor Amerika'da krallar gibi yaşıyor ama benim, sen seyrediyor musun internette Amerikan askerinin İran Arap kadınları nasıl dövdüğünü, adamları nasıl dövdüğünü, zevk için seyrettin mi? Olacak iş değil. Onlar da diyor ki öleyim bari cennete gideyim. Sadizmin son noktası. Amerikan askerleri nasıl yerlerde o zavallı insanları zevk için dövüyorlar. Yani beyinlerini yıkamak çok kolay oluyor. Zevk için eğleniyorlar, kahkaha atarak böyle dipçiklerle. Böyle bir ortamda, dediğin doğru. Ama şunu da eksiksin diyeceğim. İngiltere tamam yaptı yapacağını. Beyinlere soktu İngiliz şeyini, felsefesini. Bir kere dilini soktu dünyaya. Dünya İngilizce konuşuyor. Ondan sonra Hindistan'ı, Pakistan'ı, Kanada'sı, Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı yavaş yavaş dediğin gibi geri çekildi. Ne yaptı? Amerika'yı taşeron kullanmaya başladı. Tabii. Amerika şu anda İngiltere. Politikada İngiltere'dir. Onlar her zaman İngilizlere saygı duyarlar. Her zaman İngiliz parlamentosu dediğini yapar Amerikan o şeyleri. Senatosu, Lordlar'ı bilmem ne. Onlar o hayranlık vardır. O ırk olarak vardır. Taşeron, Amerikan ordusu güçlü. Taşeron olarak Amerika, zaten onlarda da var vahşilik, barbarlık. Bir tane İngiliz'in öleceğine 10 tane Amerikalı ölsün diyor. Bunları kullanıyor. Hep Amerikalılar gibi İngiltere arkadan. Amerikan dediğin doğru. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı'nda, Pentagon'da masada Roosevelt'in bir şeyi varmış, plaketi. Üstünde şu yazarmış: her zaman yumuşak dilli ol ama sopan her zaman en büyük sopa olsun. Yani canım küt. Ya işte. Ben böyle gözlemlerim Pakize. Mesela Amerika'nın en böyle havalı başkanı bir törende, bir gidişlerde falan. Abi İngiltere kretinin karşısında böyle el pençe falan duruyor. Yani neredeyse eğilecek, papayı da elini öper gibi öpecek yani. Bu kadar o genetik ama. Dedesini dedesinden gel. Çünkü onun dedesi İngiltere'de belki hamal ameleydi. Gitmiş Amerika'da bilmem ne olmuş. Ama o İngiltere'nin hala hissediyor onu. Tabii. Ya. Atatürk yurtta barış, cihanda barış derken onlar dediğim gibi sopan büyük olsun, silahın büyük. Ya, bu. Ya. İşte, biz barıştan yanayız, onlar için öyle şeyler. Yani bunu şöyle bir şey söyleyeyim, yapmamız gerekiyordu yani, değil mi? Diyorsun, sen dedin ya biraz önce işte turizm bitti diye herkes ayağa kalktı. İşte hassasiyet bitti aslında bizde. Tabii. Biz önce bunu düşünüyoruz. Tabii. Hassasiyet diye bir şey kalmadı. Yolda bir ceset şey... görsek hangimiz yürüyüp devam etmiyoruz ki? Ay fena oldum deyip yürüyoruz tabii yani. Hani, ay ne oldu? Ne oldu diye. Şu ülkede daha hala bakma sigortalı falan filan diyoruz ama hala yaşlılıkta aç mı kalacağım, sokakta mı kalacağım diye endişe eden milyonlarca insan var, tamam mı? Veya yüz binlerce insan var. Hala gelecek korkusuyla, gelecek korkusuyla açlıkla yaşayan bir toplumuz. Tabii ki herkes günlük düşünüyor. Yani biz burada yerden yere vuruyoruz sanatçıları. İşte vergi, ya ne yapsın? 3-5 sene içinde aldığı parayla biriktirdi. Yoksa 40 yaşında onun suratına kimse bakmayacak. Biliyor onu. Futbolcu 10 sene top oynuyor, 11 sene suratına bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz ve hemen unutuyoruz. Böyle nankör, garip bir toplumuz. Hemen unutuyoruz. Gazeteci. Bak biraz önce program başlarken, ya hatırlıyor musunuz Ali Kırca ne yapıyor? Biz aramızda konuştuk. Hatırlayan var mı? Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi haber spikeriydi. En iyi program yöneticisiydi. Adam kitap yazıyor, çocuk kitapları yazıyor, liselerde dağıtıyor, okullarda. Çok çabuk siliyoruz zaten. Uğur Dündar bakma, kişiler gayretinde mesela orada program yapıyor ama ya adam 2 sene önce, sen dedin değil mi? 2 sene önce aday olsaydı Cumhurbaşkanı olurdu. Aynen öyle.
Böyle bir ülkeyiz ya. Hemen unutuyoruz. Kimden unutmadık şu? 10 sene bir gözünüz getirin ya. Gazetede, sanatçılarda. Bu kadar da satan, bu kadar da çabuk yani, unutkan olamaz Türkiye ya. Türkiye üzerine herhalde tabii ki. İşte onun için herkes günlük düşünüyoruz. Bak, bana çok ağır gelen şeyler bunlar aslında bu konular ama ben de hani izlediğim kadarıyla bazı şeyleri takip edebiliyorum. Çok içinde değilim. Ben siyaset bilimcisi değilim, anlamam. Siyaset bu bütün konularda, her konuda böyle. Yani ben dehşete düşüyorum. Dışarıdan birisi geliyor, yabancı birisi geliyor ve yabancılara yapıyor bunu. İşte Türkiye'de. O eskiden putparest, paganist dönemde abi, insanları o mesela Vikingler, bilmiyorum Viking filmi dizisi izlediniz mi? Abi biliyorum elinde ya, böyle palalar. Vikingleri biliyorum ben. Yani ölümüne savaşıyorlar. İnanamazsın, bir vahşet. Peki ne diyorlar biliyor musun? Onun belgesellerini çok izledim, meraklısıyım. Diyorlar ki öleceğiz, Valhalla'ya gideceğiz. Valhalla paganların yani putperestlerin şeyi, cenneti. Yani bir an önce öleyim cennete gideyim diye adam o hırsla savaşıyor. Yoksa o kadar vahşi olamaz. İşte burada da beyinleri yıkanmış tipler. Aman ya patlayacak bomba, cennete gideceğim ne olacak diyor. Ama işte beyin yıkamak hemen kolay. Hemen şunu da belirteyim. Onlar tamam ilkel böyle bir mantıkları var ama doğayla o kadar bütünleşmişler ki eti nerede saklayacaklarını karın altında yaşadıkları için. Güzel, yani ilk Vikinglerden bahsediyorum. O İngilizlerin de atasıdır aslında. Tabii Norveç'in tabii üstündeki o dağlardaki o gemileri nasıl yapmışlar, o yol bulmayı nasıl, o haritaları nasıl bulmuşlar. Doğayla o kadar böyle birleşmişler ve yaşamlarını uyguluyorlar. İzleyicilerimize de tavsiye ederim. Ve kalkmışlar tabii İngiltere'yi nasıl ele geçmişler, Fransa bilmem birçok ülkenin ırkın şeyi, kökü Vikinglerden geliyor. Tarih dersimizi bitirdik. Evet, efendim tabii Sultanahmet'teki yaşanan bu olayın hemen ardından sanatçılar sosyal medyada taziye mesajları yayınlamaya başladılar. Bu arada spor dünyası ayağa kalktı. Gökhan Töre ve Cenk Tosun'un hemen arkasından Arda Turan bir paylaşımda bulundu. Bu arada Türkiye'de futbol oynayan yabancı futbolcular, özellikle de Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski, Pray for İstanbul, İstanbul için dua ediyorum mesajını yayınladı dün. Sayın Başbakan hemen öğrenden sonra hastanelerdeki yaralıları ziyarete başladılar. Sultanahmet bölgesi dün tamamen boşaltıldı. Başka bir, ikinci bir bomba olabilir diye. Bütün ara sokaklara emniyet birimleri mutlaka birer araç ve en az iki polis olmak üzere Sultanahmet'teki bütün bölgeleri komple taradılar dün. Olayın hemen arkasından tabii meydanda bulunan vatandaşlar kendi sosyal medya hesaplarından ve kullandıkları telefonların yayın uygulamalarından meydandan yayınlara başladılar. Fakat hemen şeylerle, güçlü cemırlarla bütün yayınlar kesildi. Bölge abluka altına alındı. Hem tamam iyi güzel bunlar oluyor da 10 kişi ölüp 15 kişi can çekişirken ne olacak yani? Ben kalkıp futbolcuyum kalkıp da şeyinde Twitter'dan bir olayı protesto eden bir cümle attım. Ya kimin umurunda yani? Yok başka bir şey var. Yani, Paris'te olay olduğunda Türkiye'deki internet, Twitter, sosyal medyaların hepsi kendini Paris bayrağı yaptı. Ben merak ediyorum bir tane Fransız Paris Türk bayrağı koydu mu? Orada merak ediyorum. Türk Alman koyması lazım bari. Ha, Alman ya da. yani bunlar yapıyorlar falan işte bir polis şunu yaptı bunu yaptı da ziyade ne olmuş yani? Adam gelmiş Türkiye'ye girmiş, girişi, çıkışı, nerelere gidişi bilmiyor. Ha, biz biliyorduk diyorlar ya. Biz zaten onu ama yapmaz tahmin ettik dedi başbakan. Sen ona bak. Adamı engelledin mi sen abi? İş bittikten. Oradaki ben açıklama senin enteresan başbakan. Ha, biz patlatana kadar bir şey yapamıyoruz. Ha, var mı öyle bir şey? Ben şimdi kaban bozuldu. Senin kabana bir şey vurana kadar hiçbir şey yapmıyorsun. Vurduktan sonra tweet atıyorsun. İşte çok üzgünüm, üzgünüm diyorsun yani. Dün birisi dedi ki televizyonda, izledim ben de o açık oturumda. Suriye erimeye başladı ve Türkiye'ye doğru akıyor dedi. Şimdi dua edelim hep beraber şelale olmasın bu iş dedi. Şelaleye döndü. Oldu zaten ya 2 milyon Suriyeli var yani. İşte bu şekilde ama bu şekilde. Putin de bir açıklama olmasın yaptı. Esad her zaman yeri vardır. Orada çok sorun olursa gelsin Rusya ona sonuna kadar bakar dedi. Zaten Rusya'nın aşağıya gelip de burnunu sokmasının başka bir sebebi olabilir mi Allah aşkına? Petrol. Ajda Pekkan yıllar önce söyledi. Aman petrol canım petrol. O zamandan görmüş bak bir de beğenmezsiniz evet. Ajda Pekkan'ı. Aa, kim dedi beğenmedi? Ne bir misal verdim beğeniyoruz bayılıyoruz. Lafın gelişi vardır ya. Bu arada tabii
Birçok organizasyon iptal oldu. Bu hafta içinde yapılacak organizasyonlar. İki tane konsoloslukta yapılacak defile vardı. Onlar iptal oldu. Helin Avşar kendi defilesini iptal etti. Önümüze gelen son dakika işleri bunlar. Efendim dün akşam Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreni vardı. Bu ödül töreninin başlıca amaçlarından bir tanesi de yakalandığı rahatsızlıktan dolayı ayağı kesilen ve belli bir miktarda da konuşma güçlüğü çeken Yalçın Menteş'e yardım gecesiydi. Kayahan'ın eşi İpek Acar, Kayahan'ın son konserinde kullandığı mikrofonu ve şapkayı açık arttırma için salona getirdi. Gecede Halil Ergün, Selda Alkor, Cem Özer, Haldun Dormen gibi çok büyük ustalar yaşam boyu onur meslek ödülü aldılar. Bu arada bir müzayede yapıldı salonda. Önce Polat Yağcı şapka ve mikrofonu 22 bin liraya satın aldı. Aldığı mikrofon ve şeyi, şapkayı vakfa yeniden bağışladı. Onun üstüne müzayedeyi idare eden Uğur kardeşimiz dedi ki malımız burada, paramız da burada. Bir kez daha çıkartmak istiyorum dedi. Bu sefer de 45 bin liraya Cengiz Kurdoğlu satın aldı. Aferin. Cengiz Kurdoğlu ile Rafet El Roman arasında geçti pazarlık. Cengiz Kurdoğlu aldı. Cengiz Kurdoğlu da bağışladı. Şapka ve mikrofonu. Bunun üstüne bir kez daha açık arttırmaya gidildi. Müzayedeyi düzenleyen Uğur Bey'in bir arkadaşı telefonla 16 bin liraya satın aldı. 83 bin lira toplanmıştı gecenin sonunda şapka ve mikrofondan. Bir özel holdingin yönetim kurulu başkanı tam çıkarken ayağa kalktı. Dedi ki yarım bırakmayalım, küsuratlı olmasın, evet. 90 bin liraya tamamlayalım, 7 bin lira da biz verelim dedi. Dün akşam Yalçın Menteş için 90 bin TL bir para toplandı geceden. Sevindim, çok sevindim. Güzel bir geceydi. İşe yaramış gece. Evet, Yalçın çok ağladı. Yani o kadar çok ağladı ki, yemin ediyorum belki salonun yarısı da Yalçın'la beraber ağlamıştır. Zaten çok heyecanlıydı, eli ayağı titriyordu geldiğinde. Ayağının bir tanesi kesik, tedavi devam ediyor. Fizik tedavisi. Aynı zamanda da konuşmasında problem var biliyorsunuz. Ses düzelecek. Bir ara Birol Güven hem moral olsun hem de bu işten uzak kalmasın diye diziye almıştı kendisini. Dizide oynatmıştı. Duyduğum kadarıyla yine Birol Güven yeni başlayacağı projede Yalçın Menteş'e yine moral olsun diye bir rol verecek. Helal olsun Birol'a. Alkışlıyorum ben Birol Güven'i. Ben de. Yani bak hep demek ki konuşmaya geliyoruz hep. İş bittikten sonra işte insanlar öldükten sonra yine ah falan filan konuştu. Değil bak şimdi şurada tam gerekli zamanda dernek el koymuş yardım konusunda. Hep böyle öldükten sonra konuşuruz da insanlar. Ah işte iyi insandı keşke yaşarken yardım etseydik etmediler filan atarız tutarız kendi aramızda. Tam zamanda el koymuş. Bu arada konuşmamı istemedi ama söyleyeyim. Acun'un da Yalçın Menteş'e bir sürprizi olacak. Çok istemedi salonda konuşulmasında bu işin. Çok o monkör çocuk. Geceye geldi, katıldı. Allah işine gücünü rast getirdi işte. Yalçın Menteş'e bugün ya da yarın kendisi ya da ekibi iletecektir büyük bir ihtimalle. Ama ben Yalçın adına çok sevindim. Dediğim gibi çok ağladım. Çok mu yoksul durumda ya? Abi şöyle, elde avuçta bir şey kalmadı. Daha sonra daha büyük bir sıkıntı. Emekli maaşı yok muydu? İşte asıl mesele orada koptu. Yalçın bu alkolle ilgili şeyi başladığında, sıkıntıları başladığında eşinden ayrılmıştı. Hastaneye düştü, ayağı kesildi. Bunun üstüne değerli eşi dedi ki ya bunca yıllık karı kocalık yaptık biz. Yalçın'ın hiç kimsesi yok dedi ve Yalçın'ı bakmak için evine aldı. Devlet de dedi ki siz bir tezgah kurdunuz, anlaşmalı boşandınız dedi. Ve her ikisinin de emekli maaşlarına el koydu. Davaları devam ediyor. Ya maalesef böyle bir sıkıntı geldi, var. Yardım etti. Evet. Böyle bir şey var. Kadıncağız sokakta kalmasın. Adam şeyde bakım evlerinde falan kalmasın diye. Peki böyle diye. Avukat falan filan böyle. Abi herkes girdi devreye. Bir ara televizyona çıkarttılar. Bir iş kanununu bilen bir arkadaş yardım edeceğim falan filan dedi ama hiçbir şey çözülmedi daha. Ama mesela ben bu gecede dün akşam. Bakana filan böyle gidip anlatsalar dur bakan bence kesin yardım abi, mahkeme eder. Mahkeme aşaması devam ediyor biliyorum. Mesela ben dün akşam çok uzun yıllar beraber çalıştılar. Mehmet Ali Erbil'i bekledim mesela geceye, Yalçın'ın gecesine gelir diye gelmedi. Mesela uzun yıllar beraber aynı diziler olanlar gelmedi mesela dün geceye davetli olmasına rağmen. Enteresandır ama bu toplanan para... Mehmet Ali geçen hafta o şeyle ilgili olabilir. Mehmet Ali ile konuşmuştum hafta sonu.
boykotumu kaldırıyorum, Kıbrıs'a gideceğim, çalışacağım geçen cumartesi için. Bir 10 günde orada kalacağım demişti. Belki de olabilir, onlar burada olabilir. Olmayabilir. Yalçın için sevindim. 90 bin lira Yalçın için iyi para şimdilik. Ne iyi para, ne kadar iyi. Abi en azından borcu harcı varsa kapatabilir, biraz daha kendini düzenleyebilir. Yani hiç can suyu. Hiçbir iş yapmayan ve hiçbir geliri olmayan bir adam için şimdilik 90 bin lira iyi para. Zaten biz vakıf olarak... Herkes inşallah şimdilik. Bir anda halletmez o parayı da yani. Bu arada... Birazken paranın da kıymetini... Peki içkiyi bıraktı mı sence? Bıraktı. Net. Yani bırakmazsa Allah geçinden versin yani. Tabii ya. İşte bakın diyorsun. Buradan izleyicilerimiz ibret. Alkol. Bu arada tabii başka bir projeden daha da bahsedeyim size. Vakfımızın hem kurucu üyesi hem de şimdiki mevcuttaki yönetim kurulu üyesi Avukat Edip Önder'in Şile'de daha önce kendine yaptırdığı, ailesiyle beraber yaşadığı 3 katlı bir evi var. Bahçesi falan da çok güzel, büyük bir ev yaptırmış. Daha sonra da ailevi problemlerden dolayı vazgeçmişler. Yaklaşık bir yıldan beri bakanlığa da yazıları var. Orayı yardıma muhtaç sanatçıların barınabileceği ve orada ikamet edebilecekleri bir kompleks haline getirmek için bir projesi var. Vakıfla beraber yürütüyorlar. Ne güzel. İnşallah gerekli izinleri alırsak orayı yaklaşık bir 10 odalı falan bir yer. Yalçın gibi eğer isterlerse. Yardıma muhtaç sanatçılar mı, engelliler mi? Engelliler için abi. Çünkü içerinin düzeni ona göre yapılıyor. Çünkü Yakacık'ta boş duruyormuş ya o belediyenin muhteşem böyle 5 yıldız otel abi gibi yerine. Gitmiyorlar uzak. Utanıyorlar işte, anladın mı? Yani, gurur yapıyorlar. Ya, gurur. Bir tek bildiğim kadarıyla Müjdat abinin bir apartmanı var. Müjdat abi bütün apartmanını eski oyunculara ayırdı. Muhtaç, evet, para evet. Kazanamayanlara. O da. Düzenledi. Yemeklerini veriyor. Elektriklerini, sularını ödüyor. Bakımlarını yaptırıyor. Orası belki gizli mizli falan diye gider. Şimdi ama farkı düşünsene, o kadar ünlü bir insan. Milyonların sevgilisi olmuş bir insan. Gazete biz de gideriz resmi falan çekip böyle gazetelerde o halde görmek istemiyor yani. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ölüm. Çaresizlikten hiç kimse o işe alınmaz o kadar. Öyle bir şey olmaz. Ama son çaresiz son nokta var ya, son noktaya gelmeden yani, önce onlara el atmak lazım. Evet. Son noktada zaten gidiyor. Evet, evet. Sokakta o Mesut rahmetli artık çöplükteyken falan tabii ki aldılar götürdüler Dalyazı'ya. Evet. Ama o noktaya gelmeden daha el ayağı tutarken ona el destek olmak lazım. Evet, doğru söylüyorsun Aykut abi. Elden ayaktan düşmeden sonra son dakika bir şey olmuyor. Hani en azından içirsen, giydirsen ne olacak? Allah geç ölüm versin ama son günlerini, son aylarını veya son yılını daha düzgün, daha temiz, bakımı rahat yapmasın. Alıştığından, gördüğünden mahrum etmesin. Paraya en ihtiyacı olduğu önemli. Zaman insanın işte. Daha var mı ötesi? Yaşlıyken lazım. Aykut abinin söylediğim bir şey abi. Paradan daha önemli. Para gördüğünden bak, mahrum etmesin. Ben mesela tabii, o bir aydır yazı yazamıyorum. Bana lazım tabii. Her lazım. Gün yazı yazmaya alışmışım. Nasıl böyle? Her gün şunu yazayım diyor. Aa, benim şimdi gazetem yok diyor. Nasıl böyle? Elim böyle bir şeyler yazmak istiyor yani. Alışmışım 45 sene, 46 sene. Yani alıştığından insan mahrum olduğu anda başka türlü oluyor. Kolunu bacağını bir yerde bırakmış gibisin. Sende de vardır öyle alışkanlıklar herhalde. Var olmaz. Ben çok üzülüyorum aslında. Blok aç diyor herkes bana da yani. Vallahi dün yapılan gecenin amacına ulaşmış olmasından herkes çok mutlu. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Atilla Kaplak Aslan her ne kadar kendisini sevmesem de tebrik ederim. Ben de tebrik ediyorum. Doğru ya, şundan doğru. Dolayı biz yönetimde olmamıza rağmen Atilla kadar çok büyük efor sarf etmedik. Bu gece için yaklaşık bir yıldır hazırlandı. Dün akşam yaşam boyu meslek ve onur ödülü alanları bir kez de ismen burada hatırlatmak istiyorum. Haldun Dormen, Abdurrahman Keskiner, Halil Ergün, Bülent Bilgiç, Cem Özer, Şansal Büyükağ, Murat Soydan, Selda Alkor dün akşam yaşam boyu meslek ve onur ödülü aldılar. Murat abi sahneye geldiğinde dedi ki ben çok konuşmayı sevmiyorum ama ödül için teşekkür ediyorum. Çünkü bu ödülü bana verenler benim gerçek dostlarım dedi. Yani vakfın içindeki hizmet ettiğimiz arkadaşlarla ilgili. Haldun Dormen de sahneye geldi dedi ki ya niye acele ettiniz, ben birkaç yüzyıl daha buradayım, niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Aynı güzeldi. Selda abla çok asil. Kültürlü adamın hali nasıl başka? Ama dört dörtlük ödül verdikleri sanatçı dikkatle dinledim. Hepsi de dört dörtlük. Selda Alkor'da cuk oturmuş. Çok şeker. Bir tanesi hak etmeyen değil. Hepsi de hak etmiş. Selda abla çok asil. Nasıl? Tabii canım. Şık, güzel. Bu arada İpek Acar'a teşekkür ediyorum. Vakıf adına ve şahsım adına. Geceye katılıp eşine ait son kullandığı İki eşyayı birden getirip orada böyle ulvi bir iş için değerlendirdi. Gerçekten çok önemli bir şey. Evet. Hani güzel. Evet. Devam başlayalım mı efendim? Evet. Evet.
şeyleri kızlarımıza dönelim. Dönelim bizimkilere ne oluyor ne ediyor diye. Dün okumuştum size, üstüne konuşmuştuk. Günay Museyeva ve Tolga Karel çocuktan dolayı birbirlerine girmiş vaziyetteler. Tolga Amerika'da nişanlandı. Günay Museyeva da çocuğun hafta sonları babasında kalması gerektiği halde Tolga'nın babalık görevlerini yerine getirmediğini söyledi. Tolga dün gecedeydi. Amerika'dan geldi. Kapıyı da ayaküstü bir konuştuk. Arkadaşlar ne zaman arzu ediyorsanız cumadan pazara evimin kapısı açık. Cuma günü alırım. Pazar akşamı bana verilen sürenin dolduğunda çocuğu annesine teslim ederim. Hanımefendi gündemde kalmak için bu tip şeyleri değerlendiriyor ama ben artık magazinden uzak bir hayat yaşamak istiyorum. Bir proje var. Eğer kabul edersem oynayacağım. Değilse Amerika'ya yerleşeceğim diye dün ayaküstü böyle bir konuşma yaptık. Çocuğu aldığını söylüyor ama eşini kendisinin reklamı için kullandığından yana da böyle bir ufaktan sistemi oldu dün akşam konuyla ilişki. Sezon biter, Seda gider. Show TV'den Star TV'ye geçmişlerdi evleneceksen gel. Bu okuyor bu konuşuyor biz ne yapacağız ya? Pardon. Hayır, kötü bir şey demiyorum, gülelim diye söyledim. Ama gülecek bir şey değil ki haber okuyor. Hayır, o değil. Hem okuyorsun hem anlatıyor, biz hiç ağzımızı bile açmıyoruz. Daha bize sormadı ki. Hayır, genelde. Hayır, siz niye böyle bir davet bekliyorsunuz? Ben onu anlamadım. Hakikaten, normalde, ben senin sözünü kesiyorum. Normalde konuklar için aynı şey yapıyorsun. Ben senin sözünü kesmek istemiyorum. Ben doluyorum ya. Kalacak bir şey söylemedim yani. Ha, burada zaten konuşmak üzere buradayız yani. Konu yoktu da ondan girmedim mesela. Geri aldım güzeller, geri aldım. Seda Sayan sezon sonunda Star TV'yi bırakıp tekrardan Show TV'ye geri dönüyor. Daha önce 3 milyon TL'ye Show'dan Star'a geçmişlerdi. Bir daha söyle abi. Show TV'de program yapıyorlardı. Star TV'ye geçtiler. Geçişlerinde 3 milyon TL aldılar. Şimdi sezon sonunda Star TV'deki program bitince tekrar Show'a geri dönüyorlar. Kalk gidelim Küheyla. Nedir peki? Abi başarı budur. Şimdi Seda Sayan Türkiye Cumhuriyeti'nde iki insan var. Bitti zannedersin küllerinden yeni doğar. Biri Seda Sayan'dır, biri Mehmet Ali Erbil'dir. Bunlar dönt denir, reytingleri düştü denir. Bir bakarsın çok yüksek parayla başka yere geçmiştir. Ama Mehmet Ali o reytingleri yakalayamadı tekrar. Ama Seda Sayan, ben sevmeyeyim, eleştireyim, özel hayatı odur budur, ekrandaki tavrıdır, bilmem, eleştir, o başka bir şey. Sonuca bakarım abi ben. Sonuçta Seda Sayan bu ülkede, bu ülkenin bana göre Oprah'ı olmuş durumda. O Oprah var ya Amerikalı bir kadın. Hı-hı. Olmuş durumdaki bu paralar veriliyor. Ha kimse hiçbir televizyon zeka özürlü değil. Hesap kitap fizibilite yapıyorlar. Kazandırmasa gitmezler. Türk kadını Türk izleyicisi izliyor abi. Kadın kendini izlettiriyor. Yoksa bu transferleri yaşamaz. Dev paralarla transfer oluyor. Helal olsun. Ayakta alışıyorum. Bence de helal olsun. Ben tam diyorlar ki Seda abi daha kalkmaz artık yani bitti. Ben geçen, bir bakıyorsun Seda çıkıyor hiç helal. Geçen paylaştığımızda bir bakayım dedim şu şey çöp çatan programlarına katılan kadınlar nasıl sosyal sınıfları kimler baroşlar mı üst düzey mi nedir filan onları inceledim yani. Katılan konukları yarış koca arayan kadınlar abi hepsi birer Seda Sayan. Demek ki Seda Sayan o kadar bir idol olmuş ki. Hepsinin kanına girmiş. Saç şekilleri, ya konuşmaları, yürüyüşleri bile Seda'ya taklit ediyorlar. Bir de Seda ne yapıyor? O kadar çok çakma Seda Sayan var ki her yerde. Ortalama o kültüre hizmet ediyor. Şarkıcısı, sunucusu, tabii, yarışmacısı. Snob'u oynamıyor. Ne arıyorsun kız diye başlıyor güne işte o anda alıyor halkı eline. Ya böyle bir kendi özgü yürüyüşü var ya Seda'nın böyle ayağını sürterebilir. Aynısını yapıyorlar diyor yarışmacı. Nasıl, ne kadar... Böyle izlerken ezberlemişler onu veya farkına varmadan. Ya millet estetik oluyor onu gibi yaptırmaya çalışıyor. Televizyon sunucuları falan da öyle değil mi ya kaç tane hepsi. Seda geçen hafta Instagram hesabında biliyorsunuz çakmıştı Okan Bayülgen'e. Son cümleyi de şöyle bitirmiş. Ayrıca çok gözün kalmasın. Ben gidince o yaptırdığım odalarda paşa paşa sen oturursun. Ha tiyo vermiş o yani. O zaman varmış tabii. Yani bir tarzda tamam sev sevme dediğin gibi bir tarzda ekol oldu kadın. Evet. Öncü onun peşinden gidiyor bir kişi ekmek yiyorlar. Takdir etmek lazım. Helal olsun. Çocuklar bir de hangi kanala giderse bir odalar yapılıyor. Hadi öküzün altında. Odayı bak ne teknik abi bak. Hangi kimin ya çok hasar açıyor. Hadi öküzün altında buzu arayalım. Acaba o cümleden sonra mı? Bir dakika bak. Kuafördeki gibi başını dayadığın yerler. Öyle saç çıkama yerleri falan yapılıyor Seda hemen alnında. Helal olsun. Ama kadın bütün her yerde var. Her yerde beyazlar. Sen de odanı ipek duvar kağıtlarıyla kaplattın burada.
Tabii o olacak. O masaj, masaj koltuğunu masaj sen koltuğu verdik. Kaç bin dolar verdik ona biliyor musun? Ama pedikürcüler, manikürcüler. Sen de Mercedes'ini gördün, patron vermiş. Ben dedim sana bir Mercedes çekeyim. Tayyar demek istiyorsun. Evet, Seda Sayan. Seda Sayan. Zaten yazdığı beyanları... Bayılıyorum ben buna. Kulis adamını... Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kulis adamını Türk televizyonlarına getiren benim. Bu sebebi de diyor, günün 7 saatini kanalda geçiriyorum zaten. Yani. Evim gibi yapıyorum diyor. Yani o yüzden... Ya öküzün altında buza alayalım derken bu cümlelerden sonra acaba kanalda veya yani o bir tartışmalar çıkmış. Hani biraz şey yapayım, şeytan avukat, zamanlama manidar. Evet, sezon biterken, ortasındayken yani neden böyle durup dururken? Bir şeyler oldu ya. Bizim bir şey oldu abi. Tabii canım. Yani bir şey oldu. Böyle şey pat diye hemen para içinde böyle olmaz yani. Seda abla. Üç ay beklenir bile. Seda abla huzuru seven bir kadın. Çalıştığı yeri sahiplenen. Evet. Başından sonuna kadar hiç şey kendi üstüne vazife olmamasına rağmen ilgilenen, eksik gördüğü yerleri düzeltmeye çalışan falan bir kadın. Böyle anaç bir tavrı var zaten çalıştığı yerle ilgili. Gittiği her yere sahiplenen bir kadın. Hakikaten de öyle yani. Kapıdan başlar. Evet, aynen öyle. Büyük bir ihtimalle katılıyorum yani size. Koltuklar falan geliyor çocuklar. Ay, peki bir şey söyleyeceğim. İçime bir his var ya. Seda sen Star'daydı değil mi abi? Evet. Acaba yerine Tülin Şahin gelebilir mi? Gelebilir. Şimdi bir şeyler olmuştur bak. Hiç alakası yok kesin. Erol madem... Bir his geldi içime. Madem şeytanın avukatı olduk şimdi şu anda. Devil's advocate. Şeyler yapalım. Orada bir şey istemiştir. Ondan sonra ya olmazsın sen falan bizim yönetim şu aslında yönetime demiştir. Ben de gidiyorum demiş. Bir şey olmuştur tamam mı? Bu arada hemen adamları işte neydi? Dur dururken ben gidiyorum demiş. Şey, buradan teklif geldi. Bir şey olmuştur. Peki. Yönetimle Seda'nın arasında bir şey geçmiştir. Hemen menajer neydi çocuğun ismi? Stello. Stello hemen devreye. Stello ile çalışıyorlar mı abi? Çalışıyorlar ama şey değil. Adı varken diyor. Eskisi kadar hani. Veya elleri kolları uzun onun. Seda'nın fazlasıyla. Çok iyi bir ajan grubu var. Hemen bir araştır bakalım. Ya işte şovun bir durumu müsait. Onların davasına girer zaten şovda biraz inişte. Fazlasıyla. Hemen pat diye hava olur. O mesela o paralarda da aydınlatmamız lazım seyircimizi. Bu televizyon muhasebelerinde fatura kesme oluyor. Onun için de o 3 milyon diyor. Stopajlar, vergiler. Abi vergiler var. 30 kişilik ekip var. Hepsinin maaşları var bilmem ne. Yani öyle tak 3 milyon zannediyor ki herkes 3 milyon alıp cebine koyuyor. Denimiz ona 1 milyonu kalmaz. Seda kadro olarak geçti değil mi oraya? Yani tabii, yıl sonunda vergisi var, bilmem nesi var. Yani. En büyük parayı da ama Esra Erol aldı. Yapımcılığında Ali Özbir yapıyor eşi sevgili. O da ayrı para. Bu arada Zuhal Topal'ın programında bir skandal. Hayır yapımcısı kocası alıyor nikah, ona veriyor. Nikah memuru. Kocasına ayrı para veriyor. Pardon bir şey söyleyeyim yani Zuhal Topal'da bir şey patlamamış anlat bak unutma. Fakat Zuhal Topal da... Hepsini geçmeye başladı son günlerde. Topal ördek hızlı koşar ama. Tabii. Zuhal Topal'ın programında masaya nikah memuru diye oturtulan arkadaş ulaştırmadaki şoför çıktı biliyorsun. Abo! Ne zannediyorlar? Abo! Onlar çok bir şey. Ulaştırma da olmaz da bir de PTT'deki şoför çıkar yani. Bir yerden birinin gelmesi lazım. Ben yoğum. Yani niye mi hep bu kadar şaşırıyorlar ya? Seda Sayan'ın bugünkü geldiği nokta ve bu başarısı Seda Sayan'ın gerçekten abi, emek sarf ederek aldığı helal bir başarıdır. Yerinde bir şeydir. Artık ben size bir şey söyleyeyim. Ve, hiç hakikaten öküzün altında buzu aramaya gerek yok. Kim basıyorsa parayı Seda'ya alır. Ve daha güzel bir şey. O kadar yani. Hayır abi para değil. Para, ne var abi para da var. Seda durup dururken çizi ortası değişiklik yapmaz. Ama iyi bir teklif olmasa gitmez. Hayır. Çok güzel bir çevresi var. Peki. Kimi nerede kullanacağını bilir. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek insanları. Durup dururken kanalı satmaz. Bir şey sinirlenmiş midir? Bir şey olmasa Seda kanalla düzgün giderken ilişkisini bozmaz. Teklif al. Yani evliyken birinden flört beklemez. Onun gibi bak. Evet. Yani iş anlamında. Ve biliyorsunuz Seda bir günlük normal kadın programı yaptı. İşte konuklar falan alıyordu. O iş yürümedi. Biraz sekteye vurunca çok akıllı bir hamle yaptı. Uğur Aslan gibi bir adamla partnerlik yaptı. Evet, onu da hemen Uğur'u yanına aldı. Yani daha önceden evlilik programına tecrübeli, i̇şte uzun kim, süre o kim işi yapmış. Kim o aklı verdiyse helal olsun. O yeniden bir takımı iyi demek. Abi akıllı iyi ama Seda'nın yani bunu kabul etmesi evet, daha da iyi. Da basması hiç kompleks önemli. Yapmadı tabii, kendine evet, kadın evet, yani. Doğru. Ve programda da bakıyorum mesela. Yük hani benim şey çok, yapmıyor. Tabii Uğur çok yük aldı. Uğur çok yük aldı. Orada çok efendi sevilen bir çocuk oldu. Güzel bir ikili oldular. Nerede konuşacağını, nerede susacağını biliyorsun. Çok saygılı bir kere Seda'ya. Çok. Yani ben geçeyim de öne Seda'nın abi, hiç öyle bir şey abi yok. Birkaç konu kaldım ben onun programlarında çalıştım. Ondan sonra çok donanımlı, saygılı ve o da hani bir tipleme değiştirilen bir yarışma evet, vardı ya. Orada da çok başarılıydı, yetenekleri de orada vardı. Kendini açtı Uğur zaten. Tabii.
Tabii senelerce yani. Deniz. Neydi o yarışmanın adı? Benzemez kimse sana. Mesela senelerce Deniz Feneri gibi bir yardım programında Ağar abi yaptıktan sonra öyle bir programda çok Barış Manço yap, Zeki Müren yap, bir şey yap. Yani Uğur orada kendini aştı. Televizyon adamı doğuştan. Evet. Gökçe Erkan'ı istemedi. Nurgül Yeşilçay'ın ayrılmasından sonra diziye yeni isimler aranıyor. Şükran Ovalı'yla görüşmüşlerdi. Olmadı. Gökçe Bahadır'a teklif götürüyorlar. Bir süre düşünüyor. Sonra diyor ki çok oynamak isterdim ama ben olmayayım burada diyor. Nedenini soruyorlar. Diyor ki yeni bir proje var kafamda. Belki o projede olurum diyor. Ama ve lakin diziye girmek istemiyor. Bence de bu saatten sonra öyle yürüyen bir diziye giren... Vay de gördüğüm gibi Meryem'in yerine gelen... Yani çünkü orada herkes Nurgül arayacak, zor bir şey. Yani kimse yedek lastik olmak istemez. Bu Gökçe'yi tanıyan var mı aranızda birebir konuşan arkadaşlarım? Yok. Bu kızı Gökçe'yi. Tanıyorum ben. Çok beğeniyorlar. Hayat ilgisinde oynadım onu. İşte ben merak ediyorum. Nasıl bir kız? Kafası çalışıyor mu? Aklı başında mı? Ben de hiç tanıyorum da. Ama çok beğeniyorum. Son derece şeker, saygılı. Yüzünü çok beğeniyorlar. Çok çalışkan, disiplinli, düzgün. Çok böyle oturaklı bir tip diye. Hatta boşandığında Ali çok şey kaybetti dediler onunla ilgili. İşte merak ettim ondan sonra. Çok saygılı. Çok pozitif. Ben Seyman'ı pozitif. Sinemadaki genç umutlardan yani ilk beşteki falan biridir. Yani çok uzun oynadım onunla ben. Aynı dizide. Öyle çok, mi? Kaç bölüm unuttum artık. Evet. Hayat bir ikisi değil mi? Evet. Çok değişik bir yüzü var. Her rolde çok değişik bir fotoğraf veriyor kız. Kameramına yani önemli yani. Tabii. Erol'a katılıyorum. Gitmiş bir oyuncu var. Oyuncunun oraya kattığı değerler var. Yerine gelmek biraz... Ya kim gelirse gelsin. Hayır izledin de gündeminde var mı yoksa ekleyerek konuşalım mı? Tabii konuşalım Gecenin ya. Gecenin kraliçesini. Gündemimde yok ama konuşalım. Dün akşam ilk bölümü dün yayınlandı. Dün akşam ve beklenen olay oldu. Ben bir 15 dakikasını izledim. Herkes fikirlerini isterseniz söylesin. Ben maalesef ondan bir haberim olmadı dün başladığında. Evet. Sen baktın mı Aykut abi? Yok ben. Biliyorsun dizi değilim ben. Şimdi ben de hani konuşuyoruz ben diye burada baktım. Ben içiciyim abi. Bu arada büyük cezalar geldi içici dedin de. Hı. Dün Bakanlar Kurulu açıkladı. Bulundurmak, içmek, temin etmek. Bütün cezalar ikiye katlandı. Aman ne güzel. Uyuşturucu ilgili çok güzel kararlar alındı. Aynen. Artık öyle vallahi ben içeceğim deyip kurtulmak yok yani. Zaten. Aman ona sevindim evet, ben. Evet fazlasıyla. Şimdi Allah göstermiş. Dün dizi başladı. Sosyal medya yıkıldı. Ben de Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'a bakıyordum. Tam da onun karşısına koymuşlar. Zor bir yer aslında. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz çünkü müşterisini toplamıştı izleyicisini. Bana zayıf geldi. Ben beklediğim hayal kırıklığını yaşadım. Nedir? Hürrem'i seyrettikçe kırık Türkçesiyle pardon Meryem'i seyrettikçe bak söylerken bile diyorum hep Hürrem'i gördüm. Hikaye bir Yeşilçam hikayesi. Klasik bir hikaye. Oğluna babasına aşık olma falan filan. Ama esas tabii detaylarını dün bir infial oldu. Karadenizli vatandaşlar, İstanbul'da oturan Karadenizliler. Bizi hep temel fıkrasındaki gibi konuşuyor olarak ula dağ bu diyorlar bir kere hikayede Çamlıhemşinli birini oynatıyor. Çamlıhemşin oynatıyor ama Trabzon aksanıyla konuşturuyor. Aynı zamanda çay topluyorlar kışın ortasına falan gibi detaylar var. Tabi bunlar ince detaylar. Ama teknik ben, hatalar. Evet. Şimdi bir kere oynayan başroldeki arkadaş kimdi? Murat. Soyadı neydi arkadaş? Murat Yıldırım. Evet. Murat Yıldırım'ı. Yani Halit'ten sonra Meryem'in yanında Jean Premier olarak göremedim. Babasını oynuyor Uğur Aslan. Uğur Aslan daha çok yakışıyordu şeye. Kıza. Bak hala Hürrem diyorum hep. Meryem diyemiyorum bir türlü. Ha şimdi ilk bölüm bugün reytingler gelecek meraktan ben gibi çok izleyen olmuştur. Devamı da yoklukta iyi gidebilir ama yani... Şimdi taş üstüne koymak diye bir şey var ya. Çekimler güzel gibi geldi ona. Yok o da karanlık geldi bana. Öyle mi? O da karanlık geldi bana. Ben beğenmedim. Ama izlenir mi? Bence izlenir. Ama Meryem'in kariyerinde yıllar sonra hatırlanacak bir dizi olacağını düşünmüyorum. O seni zaten sabahleyin konuşurduk biz yani. Bir yerlerde konuşurduk karşımıza çıkardı. Böyle patlayan güzel televizyonda görüyorsun sabah sabah karşıda... Şey, metroda duyuyorsun birisi konuşuyor. İnternette, sosyal medyada izleyenler gençlik yani daha fare doğurdu diyen çoktu. Yani. Bu muydu abi? Dün akşam mı dediler hemen? Yani işte. Abi şöyle artık özellikle Twitter ve Instagram
bir nevi canlı reyting gibi. Seyrederken seyirci aynı zamanda da seyrettiğine ilişkin fikirlerini paylaşıyor. Oradaki yoğunluktan, ilgiden anlıyorsun. Yani ne yapıyor insanlar, o an neler seyrediyorlar. Çünkü bölümün içinde iki kişinin yakınlaşmasını, diyaloğunu bile veya sahnede absürt bir şey bulduklarında hemen anında bir bakıyorsun. Tayyar, aynı şey maçta bile oluyor biliyor musun? Mesela maç sırasında atıyorlar, tweet atıyorlar. Galatasaray oynuyor ve dandik oynuyor. Bu alamaz maçı falan. Hakikaten de alamıyor. Hayır, Türkiye'de, yani maçı yorumluyorlar ya. Türkiye'de daha geçmedi ama Avrupa Birliği ülkelerinde bu rating şirketleri Big Data denilen veri analizlerinde o dizilerin o anki sosyal medyadaki paylaşımlarını da reytinge katıyorlar. Yani o denek evlerinde reyting cihazları var ya, onlarla birlikte sosyal medyadaki bahsedilme oranlarını da katıyorlar artık. Yani ne o yapıyorlar? Da reytinge dahil. Bir program yapıp kelimeleri içerisinde hashtag, takla yazıyor. Tabii hashtagleri yani o yüzden tak, dizinin altında yazıyorlar ya hashtag. O hashtagler ne kadar bahsedilmiş onu da reytinge katıyor. Abi, bana mesaj gelmiş, çok bilinen sıradan bir konuydu diyor, öyle mi? Aynen. Yeşilcam işte bak hemen... Yani yaptı. O konu Fatma Girik de çekti, Türkan Şoray da, Hülya Koçik de çekti, babasına oğluna evlendi. Ama bu tehlikeli bir şey. Aynı anda ikisine birden mi aşık oldunuz? Onlar ona işte öyle ya, çok diyor vermeyin. Çok güvendiğim bir ısırlar. Bu Fransız filmlerinde vardır bu biliyor musun? Bütün Fransız filmlerinde vardır. Hatta Johnny Candy. Babasına aşık olur, sonra oğlu tatilden izne gitti, o tatilde gelir oğlu, oğluna aşık olur. Hülya Avşar'ın öyle bir filmi vardı değil mi? Patronu neydi, öyle bir filmi vardı. Ama eğer seyirci... Ben seyrettim, buna benzer çok hikaye seyrettim ise geçmiş olsun. Birinci bölümde kötü, karne kötü demek. Bugün reytinglerine bakmak lazım ne gelecek ama. Yo, ben reytinglerin, bu söylediklerimin tersine reytinginin gayet iyi olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü seyirci bir, aynen bu yeni şey gibi, kösem gibi bir seyretti millet. Ama buna rağmen devamında izleneceğini düşünüyorum. Abi başlarken ve bitişteki reytingleri aradaki mükayese... İnşallah emek var, bir şey var, seyredersin yani de. İnşallah seyredeceğiz. Şans tanımak lazım. Evet, evet, tabii canım yani. Efendim, dün akşamki dizinin başrol oyuncusu, aynı zamanda Muhteşem Yüzyıl'da da Hürrem'i canlandıran Meryem Uzelli ile bir doku belgeseli çekmişler. Kendini anlatıyor bu belgeselde. Konservatuarı bitirdikten sonra birçok meslek dalında çalıştım. Çağrı merkezi, tezgahtarlık, garsonluk yaptım. Hatta Noel Baba kılığında çikolata bile dağıttım diyor. Sonra diyor ki, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hayatının değiştiği söyleyen oyuncu, ben aslında projenin taş çatlasının 6 hafta süreceğini düşünüyordum. Bunun birkaç yıl sürebileceği yönünde en ufak bir tahminim yoktu. Balkonda durmuş, İstanbul'a bakıyordum ve kendime. Tamam Hürrem Sultan, cennettesin dedim. Onun o meşhur bir hani sarayda ellerini yana açmış İstanbul'a bakan bir görüntüsü var ya. Sonuçta o gün o tarihsel bir figür, gerçek bir insan. Seni canlandırmanın senin için sakıncası var mı diye sordum. Sonra uyudum ve rüyamda Hürrem'i gördüm. O gördüğüm rüyadan sonra bu projede yer almak istediğim kesindi diyor. O arada ezan okunmaya başlıyor, röportajı kesiyor. Bittikten sonra diyor ki, çocukken ezan kasette kayıtlıydı ve uyumama yardımcı oluyordu. Ezan sesi bana huzur veriyor diyor. Tamam, bayağı çalıştırmışlar Hürrem'i. Tamam. Nasıl türbine oynayacaksın? Bir şey dikkat edecek. Tamamen. Şimdi fotoğrafları ekrana geldi. Stüdyo çekilmiş, böyle ışıklar mışıklar güzel yapılmış fotoğraflar biraz önce. Oradaki Hürrem'le, Meryem'le daha doğrusu, şeydeki muhtemelen, bak şu fotoğraflarda, bir de dün akşamki ekrana gelen dizdeki arada o kadar fark var ki, yaşlandıkça çirkinleşiyor. Bazı insanlar güzelleşir, bazıları çirkinleşir biliyorsun. O böyle yüzü, hani ayıp bir şey, bir kere, kartlaşıyor derler ya böyle. O kadar... Hiçbir zaman çok güzel bir kız değildi zaten. Bak bu fotoğraflara bak, buradaki bakışları masum, bak şu fotoğrafa bak. Buradaki güzellik yok özel şimdi. Böyle aşağı aşağı. Bazı insanlar öyle oluyor. Söylemeyeyim neyse gerisi. Zaman geçtikçe İstanbul'u bırakıp gittiği zamanki durumu ile ilgili ilk defa bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki, hamileliğimi öğrendiğim zaman Muhteşem Yüzyıl'ın 4. sezonunda oynamayacağım kesinleşmişti. İki arada kaldım. Pek çok kişi bana şimdi çocuk düşünmenin sırası mı? Tam da kariyerin zirvesindeyken dedi. Ben kalktım Almanya'ya gittim. Yapımcı Timur Savcı yanıma gelerek bu kararımda bana destek oldu diyor. Hiç de bize akseden öyle olmamıştı. Adam ona konuşmaya, ikna etmeye gitti. Türkiye'ye de öyle yaz. Bu röportaj tamamen gerçek dışı beyanlar içerdiğini basın danışmanının tarafından yazılmış. Ondan sonra yani istihareye yattım, Hürrem'i gördüm, ezan sesi geldi.
Ondan sonra huşu buldum. Ne röportajı güzel. Kestim. Kendi pişir kendi yiyor. Ne güzel ya, bize o kadar iyi tanıdık. Soruyu da kendi soruyor, cevabı da kendi veriyor. Kız çok güzel olmayabilir ama çok akıllı bir kız. İşte bir kere çok güzel her şeyini yürütüyor. Bak bizi nasıl avcunun içine alıyor değil mi? Ezan sesi etkileniyorum, oradan alıyorum. Buradan alıyorum tabii. Çok akıllı. Ben bak dediğine katılıyorum. O şeyin daha evveliyatı var. Almanya'da yarı erotik pornolarda böyle pozları şeyi hayat kadınları canlandırdı rolü var yani filmleri var 10 pound oynadı ondan sonra oralarda da başka bir tipleme yani. Almanya'da mark geçiyor. Mark. Daha euro gelmemiş. Yok, yapımcı İngiliz. O yüzden olsun, pound. Olsun, Alman olsun. Mark alıyor daha. Tabii, tabii. Bak Almanya'da bir yana hiçbir zaman tamam. Pound falan almaz. Dolar da alır. Mark abi. Mark abi. Mark. İlla ki. O İspanyollarda da var değil mi Aykut abi? Kendi paralarını var ve İspanyolca dili dışında konuşuyorlar. İtalyanlarda da vardır öyle hiç. Uğraşamam ben der hiç onunla. Liretten başka almazlar idi. Ben de Mısır'da karşılaşmıştım. Onlar da kendi paralarını almıyorlar. Ama Almanya önemlidir abi. Rus parası bu ne ya dolar yok mu diyor. Almanya önemlidir abi. Bir nesil biz Almancayı başka bir şey zannederek büyümüşüzdür. Çünkü tamamen Almanca haber dinlendiğinde bile başka bir şey zannederek büyümüş bir toplumuz yani. Efendim bir son dakika haberi diye gelmiş. Bugün gazetesi dün böyle yayınlamış ya da bugünkü sabah internette. Beren Saat'in annelik heyecanı yarım kaldı. Anne olmak için tüp bebek tedavisine başlayan fakat yapımcısı izin vermeyen güzel oyuncu annelik heyecanını ertelemek zorunda kaldı. Bölüm başı 90 bin lira aldı dizinin yapımcısı. Bu durum bizi zora sokar. Tedavinizi diziden sonraya bıraksanız olur mu diye teklif götürdüler. Beren Saat de Ulus'la anlaştığı tedavisini gördüğü hastanenin tedavi sürecini daha sonraya ertelemiş. Tüp bebek tedavisi görüyormuş. Bugünün i̇kizi haberine olacaktı, göre. İkizi olacaktı. Öyle İkizler mi? Oluyor değil mi? Tüp bebek tedavisi gerekse öyle oluyor. Bu konuda yalnız Beren bir açıklama yapmıştı. Erol ya saatinle gözlük çerçeven çok uyumlu ya. Birazdan sağlık bölümümüzde buna değineceğim. Beren, ya, beyaz o değineceğiniz konuları dökeceğiz. Beren açıklama yapmıştı. Bu benim çok özelim, mahremim. Yani demek ki gebelikle ilgili bir tedavi görüyor, bir sorun var. Tabii tabii. Bu dedi bir kadın için ne kadar özel mahrem bir konudur dedi. Hamilelik, işte belki tüp o duyguyu bebek. Tatmak. Şimdi hamilelikte sorunlar genelde işte overkiste oluyor, tüp yapışıklığı oluyor. Artık yani kısırlık biraz eskide kaldı. İlla %90 artık çare yapıyorlar. Var. Tedaviler görüyor. Bu benim bir kadın olarak o kadar mahremimdir ki diyor ve çok hak veriyorum bir insan olarak, bir doktor babasının olarak. Babasının da öyle aynı şekilde. Ondan yani, sonra, kocasının yani da öyle. Bunu magazin basına taşımanız kadar bizi kıran bir şey yok. Bunu yapmayın lütfen diyor. Ama görüyoruz ki o hassasiyet. Hala devam ediyor. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Az sonra yine birlikteyiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir başka dizide Kenan İmirzalıoğlu başrolünü oynayacak ve aranan kadın bulundu. Fahriye Evcen başrol oyuncusu. Oo, gol olur. Kenan evet. Ve Fahriye. Bu gol olur. Gol olur. Erman Hoca gol olur bu. Ay Yapım'ın yeni projesi. Zaten Kenan ağırlıklı olarak oraya çalışıyor. Ay Beyaz Deniz Mavi Eğlenin Kızlar. Projenin adı. Yok, magazinciler için iyi bir haber bu. Şimdi ne haberler uydururlar. Fakat orada aşk doğar. Bu sahneye şey çok kızdı. Bir şey doğmasa bile mesela ekran için baktığımda yakışan bir çift tablo yani. Yok ayrılırlar. Benim bildiğim neydi Kenan'ın sevgilisi? Sinan bunu kaldıramaz abi. Hadi ya. Böyle gıcıklıklar şeyden yapmaya başlar. Kızdan mı? Yok hayır bence kıskanır, değil. Kızı kıskanır. Ama kızın çeseği değil mi? Burak'la o da o da ondan ayrılır. Bir önceki projede de şeyle beraber değil miydi? Bak işte işimiz de bizim. Boşalttırmak değil mi bizim işimiz? Bir önceki projede Özcan Deniz'deydi. Kimine ne haber olsunlar ya? Doğru. Neler uydururuz ya? Birliğe gelmeyelim. Fahriye Evcen bir önce Özcan Deniz'le dizi çekerken Özcan'laydı. Diğerine geçti. Başka projede o başrolle devam etti. Bununla da olunca buraya Fahriye, geçebilir. Bunlar iddia tabii. Özcan'la şeyin mahsul arası bozuldu mu? Yok. Hayatım. Fahriye Evcen gelmiş geçmiş en güzel kızlardan biri.
Yok be. Sade ve güzel. Öyle gözüküyordu değil. Yapmayın ayı, ne arıyorsunuz o kadar? Bana biraz şey geliyor ya. Siz bir kadında biraz... ne, mesela sen bir kadında ne arıyorsun? Para arıyorum. Öyle para arıyorum. Böyle seni, mesela ne? Para arıyorum. Bana ne abi güzelliğinde, helalimin güzelliğinde. Hayır mesela. Para yani, varsa huzur var diyorsun. Aile çok doğal değil mi ya? Yüzünü yıkayıp sokağa çıkıyor kız ve çok güzel bir kız. Güzel kız. E ne demek yüzünü yıkayıp sokağa? Makyajsız. Makyajsız. Fark ettim tamam ama herkesin kendine özgü güzelliği var. Yani bu böyle bir kavraman o. Bir kızın bir bakışını seviyorsun, bir kızın aklını seviyorsun, bir kızın duruşunu, onu bana çok Almancı geliyor. Yani sen kalabalık istiyorsun. Hayır, onun yüzü tamam güzel falan ama çok. Hiç konuşmadım. Belki de salağın teki, bilmiyorum ki yani. Boğaziçi mi? 5 dakika sonra Boğaziçi'yi bitirdik aslında. Bana ne abi ne ben ne Boğaziçiler gördüm ben. Boş versene sen. Elbiseleri yok. Ne arıyorsun? Yani öyle şiir vardı ya. Çok güzel kız 5 dakika sonra bu salak nereden çıktı diye kaçarım, bilmiyorum ki. Hayır doğru. Yani bu ayrı bir şey, o elektrik. Ya ama akıllı da almıyor. 5 dakikada gömdük şurada biliyorsunuz. Güzel. Ben bir tek güzel kız. Zaten. Zaten kokuyormuş ha. Ben diyeceğim. Hizmet. Allah rahmet eylesin. Kadın düşmanı ya böyle hemen geliyor. Sen bu kadından ne buluyorsun? Kokar bunlar diyor. Kim o? Hizmet. Hizmet Ay mı? Ha. Düşünsene kadının suratına. O an bitse sevgilisine diyor ya. Sen bu kadından ne buluyorsun? Diyor. Sen abi Hizmet falan böyle diyorsun. Kokar bunlar ya diyor. Allah rahmet. Ya ben hemen anlatayım sıradan. Şimdi rahmetli Zeki Müren'le birlikte ikisi Şile'de bunlar yazdan meşhur giderlerdi eskiden, çok eskiden. Filmin çekildiği yerler. Şimdi Şile'de böyle bir sempatik bir meyhane var, oraya gidiyorlar akşamleyin. Bir de askeri bir birlik var orada, havacıların mı ne? Genç subaylar, teğmenler falan gidiyor şeye, meyhaneye. Şimdi ilk kadette böyle İsmet abi, yaşasın kahraman genç Türk subayları şerefine. Ondan sonra falan teşekkür ederiz İsmet abi falan, Zeki Bey teşekkürünü alkışlar. İkinci kade falan. Böyle sarkıyor çocuklar. Tabii hiç birden yüz ver, bulamayınca kahrolsun faşist Türk olsun. Bir iki kere yapınca demişler ki bu gelmesin. Biz yaşından başına bakmayacağız. Bulamazsın. Asacağız demişler. Ve yani zaten hem de Zeki Müren'e paşam sen gelme buraya demiş. Bu adamı da getirme buraya. Onlar asker belli olmaz. Camdan atıverirler. Zeki Müren'e söylemiş. Zeki Müren utanmış biraz, özür dilemiş. Ve bir daha da gitmemişti öyle. Çile'yi terk etti Zeki Müren. Paşam sen Şile'yi çok seviyordun, niye ayrıldın? Aman dedi, İsmet yüzünden dedi. Dövdürtecekti, dayak yedirtecekti bana. Ordudan dayak yedirtecekti bize diyorsun. Nur içinde yatsın ikisi. Allah rahmet eylesin. Efendim işte ilk temas. Arkadaşların fotoğrafını getirecekler. Tarkan'la tanışıp kuliste ilk fotoğrafını çektiren Pınar Dilek ve Tarkan fotoğrafı görüntü olarak yan yana yansıdı. İlk defa baş başa bir fotoğrafları var. Hürriyet'te Gökhan Kimsesiz Can imzası. Bu arada yazarlar yavaş yavaş Tarkan konusunda birbirlerine düşmeye başladılar. Tarkan'ın manifestosunun hemen ardından kimileri Tarkan'a sen yıllardır bu ülkenin en üstünde yaşayan bir adamsın, sızlanmaya derdin yok, daha önce niye sesin soluğun çıkmadı diyorlar. Kimileri diyorlar ki haklıdır, hayatında bir kadın var, kadın incildiği için Tarkan tepki koyuyor durumu var. Yazarlar arasında da ikiye bölünmüşlük bir durum var. İkisinin de birlikte ilk defa bir fotoğrafları yayınlanıyor. Şimdi ben yazarlardan çok şimdi toplumun reaksiyonunu merak ediyordum Aykut abi. Gelirken sabah sosyal medyada paylaştım bunu. Aman Allah. Yerden yere vurdular Tarkan. Bu kız layık mı Tarkan'a? Böyle bir adam. Onlar ya, ama hayranları o evet, bakıdan. İnanılmaz. Ama ya ben kadar, mesela benim okuduğum o nedir bir kız var. Mehveç miydi evet, ne bir kız var. Ben ismini bilmiyorum genç gazetecilerin. Belki de eskidir de özür dilerim. Mehveç evim mi öyle bir eve mi? Evet, evet. Ha, o mesela yazmış çok güzel. Aynı benim size bugün iki gün önce televizyonda söyledim ya burada bu programda Tarkan'a böyle özel resim diye hani örnekler verdim. Vergiler geldiği zaman bedeli gazeteciler vardı, şey hiç, ha, ondan sonra yazmazsa gazeteciler. İşte askerlik kaçarken falan uyuşturucu içerdim. Ay onlara mı değilmiş? Ona, yani niye kızıyorsun falan diye o paralelde bir eleştirmişim. İyi geçirmiş o kız. Dünkü galiba ayısında. O bakışta dünyayı görenler de var. Cengiz benim Semerci gibi oldu da kulise evet, rahat gelsin diye. Cengiz Semerci oldu demiş ki Tarkan'ı rahat bırakın. Hemen işine geldiği zaman rahat bırakın. Rahat gelsin. Böyle bir tatlı su balıklarından da nefret ediyorum ben. Allah. Eğer bir yan yana poz verirsen aman dokunmayın. Bilmem ne bir yere davete gidersen. Başkası verirse o pozu kendi veremezse bazıları. Onu hemen eleştiriyor. Evet. Mesela Onur Başlık da diyor ki... Tarkan'ın önceki gün yaptığı açıklamaya şaşırdım. Bir atar ki daha önce kendisinden duymaya alışık olmadığımız sözden
fazlaca demagoji, fazlaca klişe süslendi falan. Onur en objektif yazıyı yazmış. Hiç de sevmem kendisini ama. Onur mu? Evet. Mesela Onur da karşı çıkmış diyor. Ne de diyor bir de fazlaca demagoji, fazlaca klişeyle süslenmiş evet, diyor. Evet, bir atar daha önce kendisinden duymaya alışalım olmadığımız sözler. Yani, gereksiz bu ne diyor? Medyum ve toplumların acımasız merceği altında yaşamak nasıl bir şey bilir misiniz? Böyle böyle sürüp giden cümleler meğer Tarkan'ın öfke tartışması nedeni magazin programlarında evlilik aldığı kararın konuşulmasıymış. Hiç izlemedim bilmiyorum ama Tarkan'la ilgili bugüne kadar 1000 tane şey var. Of Tarkan of diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Çok bayıldığımız bir sanatçı. O bazı şeyleri çok iyi bilen bir arkadaş bu tabii. Yazan. Onun için de Tarkan herhalde versin cevabı. O zaman nedir o Tarkan diye çıkar hemen ortaya. Tayyar konuyu değiştir bana bile kal geldi. Allah Allah. Dün anlatmıştım size bir Türk'ten çocuk sahibi olmam diyen Gonca Vustateri bir Türk'le evlenmişti. Hamile olduğu iddia ediliyordu. Gonca Vustateri bir ama fotoğraf... Ama çocuğun ataları Buckingham Sarayı'ndan geldi. Yok Buckingham diyor. Onlar şey daha aşağıda Londra'da. Hamile söylentilerini kendi sosyal medya hesabından... Kraliçenin sol... Gaz yüzünden orada beklemiş. Tarafında kalan mahalleden. Bir dakika biz dalga geçiyorduk. Farkındayım. Duyamadık abi. Hamile gözüm var demiş. Ciddi. Kim dedi bunu? Ne gazsa o? Ne? Kuru fasulye yemiş. Gonca Vustateri demiş ki göbek değil o. Hamile değilim. Gaz yüzünden göbeğim çıktı demiş. Fotoğrafın altına dün herkes hamile. Doğal o yüzden evlendi. Abi şimdi hangi habere inanıp güvenecek? Bir gün hamile sen çıkıyor. İşte bak, ister gazete. Dezenformasyon dediğimiz bilgi kirliliği bu işte. Biz de saf saf diyoruz ki hani o Türklerden çocuk yapmak istemiyor diyoruz. Meğerse kızın gazı varmış. Hadi şimdi Türk fasulyenin nimetlerinden bahsedelim hadi. Abi. Fasulye zararlı hakikaten gaz yapıyor. Cazdı. Bunlar gerçekten. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tencere tava bunların hepsi hava. Boşver abi devam et. Abi gazetecilerde niye böyle bir akıl tutulması var? Mesela şimdi bugün yazıyor işte diyor ki Tarkan bilmem ne. Ertesi günü aynı gazetede Tarkan da tam tersi bir şey. Şey de yok devamlılık. Ya aynı mecbur, adam da tersini yazabiliyor. Devamlılık diyor ki niye böyle ertesi gün diyor. Yani mecburlar aslında Tarkan'la çok arayı bozamazlar. Biri bozarken orada bir tanesi bir başka bir şey niye bozamazlar sebep? Bozamazlar bahsetmek zorundalar onlar haber Acab, atlayamazlar. Acaba bahsetsinler de. Haber atlayamazlar. Sen Tarkan domuzuna çağırmaz haber vermez onlara bilmem ne. Bir tanesi bir gözle haberi. Sen bana konuşmadın öbürüne konuştun. Abi bunların hepsine biliyor musun? Bir konserde önde oturma kulise girme sevdası için objektiften uzaklaştırma sevdası. Bravo. Ya albüm göndermiyorlar ya albüm. Bana mesela Gülben Ergin'in hiçbir albümü gelmemiştir herhalde. Şanslısın abi kulak kirliliği. Yırtıyorum da. Ama çok yani, çünkü çok bu adam dinlerse sizin gibi ben de dalga geçeceğine %100 emin. Hiçbir şey kaybetmedin onu bil yani. Sizin gibi kibar bir adama yakıştırıyorum. Ama Gülben Ergen de gerçekten bugün haber yok. Çok emek veriyor. Şu anda kendimi kötü hissettim bak. Bir şey söyleyeceğim doktor. Teknik olarak soruyorum bu soruyu. Sen bizim de yani Pakiz abla da aynı şeye katılabilir yani o sorular. Çünkü biz Aykut abiyle dinleyici gibiyiz ama siz daha teknik şey. Gülben Ergen kötü bir ses mi? Gülben Ergen mahallede 10 kızdan 5'inde olabilecek. Özellikle o ses gibi yarışmalarda asla finali bırak ilk elemede elenebilecek vasatlıkta bir ses. Teknolojinin yardımıyla. Ben de şöyle bir şey söylemiyor. O şiir okuyor, okuyor. Teknolojinin yardımıyla güzel bestelerin ve o süslemenin. Bazıları vardır ya makyaj güzeli. Hani gerçekten ben öyle kadınlar tanıyorum. Abi yanına otursun Maymunlar Cehennemi 5'te başrol oynar. Bir özel makyajlar, bir şeyler dersin ki bu kim abi? Gülben Ergen de işte bu sesi elektronik makyajlarla. Çok akıllı bir kadın oldu. Şimdi işte bak sesine gidecek. Şiir okuyor. Bak. Müzikal bir şiir okuyor anladın mı? Güzelim bak. Çok akıllı yalnız tabii. İşi akıllı, biliyor. Tamam. Sesin hangi şarkılar gidiyor? Ses tonunu çok güzel ayarlıyorlar. Ha yani ben hiç... ayrıca ayakta alkışlıyorum. Evet. O kapasiteyle, çok. O ses kapasitesiyle bugün evet. Hande Yener'den daha çok satıyorsa, daha çok dijital indiriliyorsa, radyolarda çalıyorsa ben Gülben Ergen'i ayakta alkışlıyorum. Bir de çok çalışkan olduğu için çok güzel besteler arıyor falan buluyor. Yalnız şunu abi da söylemek zorundayım. Değil misin? Tabii onun ama ilk albümünden bugüne kadar albümde yer alan şarkıları var ya, eğer ben söyleseydim ben bu kadar kötü sesi olan bir adam ben söyleseydim daha iyi şarkıcı, daha yükselebilirdim. Ama okullar ve vakıflar konusunda bir tek çocuğa bile faydası varsa onun için de ayrıca bir birey olarak Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Peki doktor. Yalansa bile oradaki sevgi pıtırcıkları bile yalansa bile bir gariban çocuğa faydası varsa başımın üstünde. Ki var. Ben de işleri çok beğeniyorum. Kesinlikle katılıyorum size.
Diyorum, peki. Helal olsun. İşte nalına da mıhına da bu abi. Gömdük övdük. Efendim, hakkını teslim ettim. Değerli dostum, değer denktaş bir paylaşımda bulunmuş. Yokluğu ile her gün anımsanan, aranan, yeri doldurulmaz büyük insan. Kayağı kurucu mı? Liderimiz, dava avukatımız, 4. ölüm yıldönümünde minnet ve şükranla arıyorum babacığım demiş Rauf Denktaş'ın bugün 4. ölüm yıldönümü. Bir dakika, küçük oğlum, ben küçük oğlum anlamadım. Değer kızı. Ha kızı, değer ha kızı. Değer, ha. Ben abi ya. Bir anımı anlatabilir miyim? Rahmetli bir anımı anlatabilir miyim? Bugün Atilla'dan bahsettik. 90'lı senelerde Atilla Kalpakaslan bir organizasyon yapıyor. Beni de jüriye çağırdı. Jüride de Kadir İnanır var, ben varım, birkaç selebritiler var. Hayatımda ilk kez yemeğe davet ettik. Dediler ki Cumhurbaşkanı sizi yemeğe davet ediyor. Oturduk merhum Rauf Denktaş. Bir baktım abi, diyelim ben orada oturuyorum. Cumhurbaşkanı geldi, fotoğraf makinesini çıkardı. Tabii. Benim fotoğraflarımı çekiyor. Dedim herhalde hayal görüyorum. İkizi var adamın. Sonra ertesi gün sokaktayız, Kıbrıs'tayız. Bir baktım Cumhurbaşkanı şortuyla, ne koruma ne bir şey, fotoğraf çekerek geziyor. Çok öyle fotoğraf düşkünü. Adam fotoğraf düşkünüymüş. Herkesin çekiyordu. Ne koruması var ne bir şey. Doğal bir adam. Ama babasıydı. Kıbrısın, babacan bir adam. Aynen öyle. Yalnız hayran oldum adama. Ben de bir Atilla'nın organizasyonunda jüride yan yanaydık. Atilla da hepimizi jüri yapmış ya, kere. Orada biz böyle Allah milletle yarışmacılarla dalga geçerken artık buradan daha çok eğlenmiştim açıkçası. Bugün gün boyunca. Kızlarla dalga geçerken. Bugün gün boyunca Kıbrıs'ta önce tahmin ediyorum evet bir 10 dakika sonra kabri başında bir Kıbrıs deyince var. Zaten bir Rauf Denktaş bir de Makaryo sakla gelirdi abi. Makaryo unuttuk abi bunu nerede? Sonra da gün o içinde şeyler var. Öğlen 12'de camilerde mevlüt okulunacak. Denktaş ailesi Levkaşı Evi İşte gerçek camide. Bir adam halkın içinden. Abi evet. Bir şey söyleyeceğim. Kıbrıs'ta bakanlık var mesela bizim o Show TV'nin Ersin Tatar eski maliye müdürü de şu orada bakan. Bakanlığa gidince iki katlı bir ev yani öyle kapıda korumalar güvenlik falan yok. Bakana geldim ama diyorsun kapıyı açıp gidiyorsun. İskandinav ülkelerinde de öyle yani. Geçiyorsun kapıda bir tane tek polis kulübesi var ki bu başbakanın evi diyorlar. Norveç'te, İsveç'te. En büyük mafya şeydi Galo mafya, ana karısı Gülüs mafya. En büyük. Her dakika onlar. En büyük mafya onlar evet. Onlar da çok severlerdi. Bak bundan sonra gitti onlar İzmir'e yerleşti. Karo yok. Gitti. Sema Hanımcığım, Sema Aker, arkadaşlarım kulağıma dikkatimi dağıtmadan notunuzu ilettiler. Teşekkür ediyorum zarifliğinize programla ilgili. Neymiş güzel? Arkadaşlarımı hem uyarmış hem de demiş ki ne olur dikkati dağılmayacaksa kulağına söyler misiniz? Sesle ilgili bir problem varmış. Sende mi? Onu iletmek için. Masayla ilgili ama ne kadar naif. Dikkatleri dağılmayacaksa lütfen diye. Helal olsun ya böyle güzel vallahi. Seyirciler var ya hayret bir şey. Rauf babayla, Rauf dedeyle, Rauf abiyle ilgili benim de çok güzel bir anım var. Fedor'u Kıbrıs'a götürmeye karar verdim. Rahmetli Turgut Özal'a bir yazı gönderdim Semra Hanım vasıtasıyla. Tabii ki dedi, ada karıştı, gelemez, buraya giremez. Ben geldim falan. Geziye. Ondan sonra böyle bir sıkıntı var. Ondan sonra ben de Rauf Bey'e bir şey gönderdim, yazı onu gönderdim. Ama detayını açıklayalım, neden giremez? Şöyle... O zaman sıkıntı var. Rum vatandaşı gözüyle bakıyorlar ve Rumların girmesi yasak. Halbuki Türk vatandaşı ve evet. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı var elinde. Çoğundan da dağıtmış. Bilinmiyor abi. Ne olacağı bilinmiyor. Evet. İki toplumda böyle benden değil diyor. Bir şey olur diyor. Ben de beraberdim. Yani korkarak yani sahneye çıktı. Fedon sonra kadar Türk bayrağını savunan bir adam şöyle, lazımdır. Yani. Ben de bir yazı gönderdim kendisine. Adaya geleceğimizi, işte orada bir organizasyonda bulacağımızı. Gelişimizin hemen ertesi günde randevu verdi. Siz adaya gelin. Ben bekliyorum dedi. O arada İçişleri'yle yazışıyoruz. Dedim ki en son ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartıyla Fedon Kalyoncu'yu alır getiririm. Havaalanına inerim. Siz de şeyden çevirirsiniz. Ama ve lakin bir ertesi günü resmi yazı var çünkü. Sayın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kendisine randevusu var. İstiyorsanız Cumhurbaşkanı'na randevulu gelmiş bir adamı geri çevirin. Hayır büyük kurnazlık. Diplomatik kurnazlık yapmışlar. Kalktık. Apron'dan itibaren işte bir sürü şeyler yaptılar. Girne de geldik. Bir otele yerleştik. Bir öğlen yemeği yendi. Limana çıktık yürümek için. Ya doktor, orada yaşayan eski bir Rum balıkçısı amca vardır. Allah rahmet eylesin, ölmüş son gittim. Balık oltaları falan o kapıda karşıladı. Mekan sahipleri indiler. Girne'de limanın hemen önünde bir kilise vardır. Şeyden beri kapalıydı. Kiliseyi açtılar gitsin, görsün diye. Gezdik dolaştık. Fedon çok güzel bir sohbetini yaptı. Sonra sınıra geldik. Sınırda güvercinler uçurdu. Ve hatta Fedon o günü konser verecek diye Rum tarafında bizim sınıra yakın dükkanları kapatın diye
Oradaki Rum dernekleri ve federasyonlar yazı göndermişler dükkanlara. O adamın sesini duymayın, kapatın diye. Allah Allah. Bir sahne aldı doktor. Kapılara kadar kapı. Kapılara kadar doluydu. Sonrasında bin defa gitti Fedon. Sonra bin defa gitti ama mesela çok büyük bir öncük gösterip randevu kağıdı gönderdi. Siz gelin geri çevirsinler dedi. Biz dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım randevusu var istiyorsanız çevirin yani kendisini oradan diye. Evinde ağırladı herkesi salonunda. Çok, çok öyle bir adam. Ya bir şey konser diyorsun da bir taverna gibi bir yerde söyledi ya. Şeyde, sonra masada eğlendi, sonra sahne dinledi, beraber oturup falan. Üç herkes geldi, soruldu, öptü. Canım, hani atıp be. Tutanlar gelince şarkılara eşlik etmeye ne tabaklar kırıldı. Bütün sanatçıların fotoğrafını çekiyoruz devamlı. Oturup da dinleme seyretme falan yok öyle yani. Sadece fotoğraf için oturuyordu orada. Efendim Beyaz Show'u arayan Ayşe Çelik'te büyük korku yaşanıyor. Sebebi de şu, avukatı Muharrem Erbey bir çay açıklıyor. Hanımefendinin avukatı. Bir basın bildirisi yayınlıyor. Diyor ki, hukuki destek almak için bize başvurdu. Müvekkilim gerçekten öğretmen ancak bir süredir herhangi bir eğitim kurumunda çalışmıyor. Evli ve bebek bekliyor. Eşiyle birlikte hukuki destek almak için bize müracaat etti. Karşılıklı istişare ettikten sonra savcılığa gidip ifade vereceğiz diyor. Halbuki dün gazetelerde yine işte Fikirtepe'de bir evde alındı, emniyete götürüldü falan filan diye haberler çıkmış idi. Bununla ilgili Diyarbakır'da yaşıyormuş kendisi. Avukatı Muharrem Erbey. Böyle bir şimdi, şey var. Şimdi tabii şöyle yani. Bir şey. Ben dün söyledim bu hanımla da ilgili. Ben bu örgüt vesaire. Düşünsene provokatör biri olsa Aykut abi. Kendi telefonuyla mı arar? İşte dedim vallahi ya. Dün, baksana, çakma telefonlar da bile bir avukat çıkıyor bir şey diyor. Öteki İstanbul'da diyor. Sonra aynı isimde 3-4 tane öğretmen varmış biliyor musun? Hepsini çağırmışlar. Ama o şeydir ya. Mesela Yılmaz soyadı çoktur ya. Aynı isim, isim soyadı olan kaç tane öğretmen çıkmış. Abi bu işte en önemli şey Beyazıt çok kırgın. Evet. Hem sanatçı arkadaşlarına. Evet. Onunla ilgili konuşma yaptım bir, size de aktardım. Bir kişi bile sanatçılardan destek olmadı. Programa çağırdım arkadaşlarım. Ya Beyaz öyle şey yapmaz diye hiçbir desteği bulmadım. Bu gerçekle karşılaştım serzenişi var. Doğrudur. Beyaz'cığım sen kitleyi bilmiyor muydun herkes ki? Yaparsın. Masanın altına. Herkes yaparsın. Herkesin çıkarı için selam verdiğini. Hemen 3-5 kişi arar. Ciddi midir bu olan şey? İyi öyle midir? Dedikodu hemen için. Hemen bir dedi dağılır dağılır. Malzeme toplamak için geçmiş olsun der. Genelde kimse ondan kimseyi sevmez. Yok yok yo, onun ikinci safhası da var. Aman canım iyi oldu o da çok havaya girmişti. Ah milyonları indirdi zaten. Evet gerçekten böyle yorumlar var. Vallahi böyle yorumlar bu camiada kimse kimseyi aslında sevmez. Dünkü seler gibi görünür. Dünkü gecede bunun sohbeti yapılmıştır masalarda belki. Yapılmadı. Ne yazık ki. Masalarda. Ha, masalarda fısıltı. Yapılmıştır ama benim gezdiğim, ziyaret ettiğim masalarda hiç bununla ilgili bir mevzu olmadı. Sadece bir gazeteci dostumuz dün dedi ki ya ne tuhaf insanlar. Bunu bile fırsat saydılar. Aa bak bizi programına çağırmıyordu diye felaket tellallığı yapıyorlar. Halbuki gün bugün değil dedi. Dün Can Dündar Twitter hesabından sizce Beyaz mı daha tutsak biz mi diye bir şey yayınladı. Şimdi doktor bir şey sormak istiyorum Aykut abi. Pakize abla. Hı. Can Dündar şu an cezaevinde değil mi? Evet. Hı. Can Dündar'ın sosyal medya hesabından her gün bir şeyler yayınlıyor. Tabii onu yönetenler evet. Var. Abi. Avukatı aracılığıyla. Kağıda yazıyor. Kağıda yazıyor. O kağıda mı yazıyor? Evet kağıda yazıyor. Allah telefonu yazıyor. Peçete her yazıyor. Gün mü görüşüyorlar evet. Abi? Tabii. Peçete yazıyor. Gardiyan versin okuyorlar. Hı. O peçeteyi avukata veriyorlar. Avukatı da onu tabii. Hatta karısı bilgisayara geçiriyormuş. Peki. Çünkü orada bir de nöbet var ya her gün birileri gidip nöbet. Peki şöyle bir şey yok mu? Mesela cezaevinden çıkacak bir mektup bile cezaevi yönetimi görüyor onu. Görür, onaylar. Damga vuruyor. Görüyor. Görmüştür diyor. Tabii. Bu notları da okuyorlar. Hı. Damgayı vuruyorlar. Dışarı çıkış öyle. Kitap bile yazıyorlar. Çünkü anayasal insanların hapse girse dahi çalışma hakkını elinden alamıyorsun. Hidayet Karaca bu, içeride kitap yazdı şimdi. İnsanların mesleklerini elinden alamıyorsun. Çalışma özgürlüğünü kısıtlayamıyorsun. Evet, gazeteci yazı yazıyorsa orada da yazıyor. Bu senin anayasal bir hakkın. Anladın mı? Dün, o hakkını kullanıyor. Çünkü orada manidar bir cümle kurmuş. O mu tutsak biz mi? Yani Beyaz'a sitayişte bulunmuş. Demiş ki o bazı şeylerin demek boyunduruğu altında ki özür dilemek zorunda kaldı. Dün enteresandır bir açıklama da o kanlı terör örgütü yapmış. Lanet terör örgütü yapmış. Lanet diyoruz.
çeşitli internet sitelerinde gördüm. Doğru mu bilmiyorum, iddia da olabilir. Demiş ki, Beyaz demiş, özür dilemesi demiş, çok enteresandır. Kapitalizmin demek kaybedeceği rantların farkına vardı, özür dilemiş deyip onlar bile tiye almış. Eğer doğruysa tabii. Terörü lanetliyorum, o örgütü de lanetliyorum. Onu ekleyerek söylüyorum bu cümlemi. Yani Beyaz Araf'ta kaldı. Ne İsa'ya yarandı, ne Musa'ya yarandı hocam şu an. Yani varsa tayar bulabilir. Dün Cumhuriyet Halk Partisi şeyinde toplantısında, o salı toplantıları evet, var ya. Evet. Orada Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili düşünceleri 3-5 satır, o her şeyi noktalıyor abi. O enteresan bir şey. Bütün aydın kesim mi, solcu kesim mi, sağcı kesim, hepsinin düşüncelerini o bakış açısında özetliyor. Çok ilginç bir cümle kullandı. Ne korktun oğlum demiş. Neden, kimden korkuyorsun? Bırak demiş, çocuk katili, bırak katiller üzülsün demiş. Acaba bu hafta program yapacak mı? Bence yapmaz. Ben de onu senin gibi onu yapmaz bence. Ben yapacağını düşünüyorum. Bence yapmayacak. Bence yapması lazım. Ben yapacağını düşünüyorum. Yapmazsa zaten hayat bakın. Yapmazsa hayat boyu. Yapmazsa hayat boyu yapamaz. İnternetten çıkartmışlar yayınlamamışlar. O programı, geçen haftaki programı internete koymamışlar. Arası olsun diye. Şöyle internetten şundan dolayı çıkartmışlardır. O telefon konuşması o kayında olduğu için daha fazla uzamasın diye çıkartmış olabilir ama bence eğer yayına çıkmazsa Beyaz. Oo, büyük gümbürtü. Beyaz'a çıkamaz zaten. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Olayı böyle geniş açıdan düşün lütfen. Bir de iki gün sonra İstanbul'un ortasında patlayan bir bomba var. Terörle mücadele bir hükümetin dediği şey var. Böyle kalkıp onların reklamını yapmak falan filan, biz bu o şey yaparken sen kalkıp onların temsilcilerine mikrofon uzatıyorsun canlı yayında. Ha, Sultanahmet'in bahanesiyle, olay bahanesiyle. Sultanahmet olması birden benim durumu duble yaptı, anladın mı? Birden bir teröre karşı nefreti birden çıkarttı. Hükümeti de haklı duruma düşürdü, soktu yani. Beyaz bitti, başka bir genel anlamda terörle savaşa girmiş. O yüzden de havayı ısıtmak için, soğutmak için, bir de üstelik Beyaz'ın şeyleri, katılanları hep gençler, izleyenleri hep gençler. Bir 15 gün soğutup ondan sonra çıksın ya, geldim. 15 gün tatil yaptım mesela, ne olur ki? Mesela siz geçenlerde Ahmet Hakan İskoçya'ya gidiyorum dedi. Yine onunla ilgili de konular ısınmıştı. Hı-hı. Bir şöyle bir tur attı geldi. En güzel o. Zaten en güzel olay cevap da vermemek lazım, biliyorsun evet. Bu konularda cevap vermemek. Keşke Yazık Haberi falan katıldı. Katılmasa hiçbir şey söylemeseydi. Yani o zaman da daha mı niye konuşmuyor derdiler acaba? Şimdi derdik bir kesim yani. Öğrenciler vay niye korktun deme madem falan. Hem çıkarttın öyle kadın öğretmeni konuşturttun. Ondan sonra böyle özür de falan. Birden durumu çok sarsıldı. Ha, özürde bir sorun var abi. Yine özür dileyebilirdi. Ancak şöyle, duruşlu özür diye bir şey yok. Ben kesinlikle bir suç işlemedim. Bağlananın da kötü niyetli olduğunu ordusuna tahmin edemedim. Ki o da muğlaktır kötü niyetli olup olmadığı. Benim kendim yayıncılık adıma bir suçum yoktur. Ülkesine, vatanına, bayrağına, Atatürk ülkelerine bağlı. Asla teröre yardaklılık yapmayacak bir tipim. Ama buna rağmen bilmeden kırdıklarım veya hizmet ettiğim bir şey olduysa da onun için özür dilerim. Ama önce duruşunu bir koru. Beyaz öyle bir çıktı ki ben hatalıyım, özür dilerim yaptı. Çocuklar, i̇şte onlar da diyor ki zaten mesela MHP'lerde özür dileyeceğin hareketi niye yaptın? Özür dilemekte bu işten sıyrılamazsın Beyaz Efendi diyorlar. O zaman adamı elde köldür kesmiş bütün suçları işte ondan sonra özür dilerim. Özür bir gerekçe değil yasada biliyorsun. Bilmemek ve özür dilemek. Çok komplike bir konu, çok komplike bir konu ama esas orada işte o telefon bağlantısı, organizasyon, ya birçok çok faktör var orada. Bakalım ne olacak inşallah. Cuma'yı bekleyip göreceğiz. Beyaz bundan bugün çok yarın çıkılır zaten programın. Bence devam eder. Çıkar ortaya. Bence bu arada tabii bence çıkmasa daha akıllı ederler. Evet. Şey. Ne kadar çıkmasa sen? Bir hafta sonra. Bir hafta bir soğuması beklenebilir. Dün Can Dündar'ın sizce Beyaz mı daha tutsak biz misinin altına yapılan yorumlarda en dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği Beyaz'a verdiler. Yorumu dikkatimi çekti. Bakalım, ama göreceğiz. Burada ne anlama geliyor bu işin? Siz ne anladınız bu? Beyaz mı tutsak biz bizden? Neyi demek istedi Can Dündar? Ben onu izah etmeye çalıştım zaten şudur. Hı. Hani imada bulunuyor. Diyor ki Beyaz demek ki teslimiyetçilik içinde duruş sergileyemedi. Aynen. O tutuklandığı zaman ben tutuklanmakla hapse girmekle şimdi gurur diyorum dedi. Evet, şereftir benim için. Şereftir benim için dedi.
Anladın mı? Hiçbir zaman geri ben adım atmadım. Beni hapsi tipler. Ama onu programdan sonra böyle konuşuldu bile. Çocuklar, özür dilerim. Haberlere çıkıp özür dilemesi. Beyaz normal bir vatandaş. Her şeyi bu kadar Can Dündar kadar derinden düşünemeyebilir. Can Dündar bu işlere adamış kendini bir adam. Kimseyle mukayese etmeyin Beyaz'ı. Biz etmiyoruz. Beyaz sanatçı rolü. Hayır yani genel konuşuyorum. Beyaz kendi halinde işine gücüne bakan hiçbir kötü bir şeyde şu kadar aklının bile olmayacağını düşündüğüm aynen o mi? İnsanlardan biri. Yani hiç altında bir şey aramaya gerek yok Beyaz'ın. Beyaz'ın öyle iğnelemeli, içindeki neyse dışındaki de o. Dün Yılmaz Özdil yazmış. Demiş ki, yani, Beyaz'cığım demiş, yıllarca topa girmedin. Sadece kazanacağın kariyere ve ranta baktın. Ama gelir işte top bir gün elinde patlar olur. Ne bu şimdi? Herkesin kaçmak bir yere kadar demiş. Kaç bir yere kadar. Ne olaylar oldu? Hep masanın altından baktın. Ne yapsaydı ama, çocuk ya? Ama işte onun gibi herkes kıcıyor. Öyle yapmadı mı çocuklar herkesin, ya? Herkesin biz şimdi mesela... Burada oturuyoruz konuşuyoruz ama hiç farkına varmadan öyle bir politika yapıyoruz ki. Tabii, farkına tabii varmadan. Mesela ama bizim işimiz de şimdi yani. Kızlara, kadınlara şey kızlara böyle doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Piski atlıyoruz kendimizi kurduğumuz cümlelerle. Böyle ama bize gıcık oluyorlar, kızıyorlar filan, benzetmeler yapıyoruz. Bazen böyle kaba konuşuyoruz filan. İşte şikayet ediyorlar filan. Doğru adına kendimizi ama riske ediyoruz. Ama aslında örnek olmaya çalışıyoruz. Aman yuvanızı yıkmayın, aman evden... Üç maymunu oynamıyoruz. He. Aman yanlış yapmayın, ama ona aldanmayın, o bilmem bir insanların burada görünmeyen, yazılmayan karakterlerini anlattık değil mi? Kötü olduk, bize ne? Bize kötülük mü yaptı onlar? Yok, ama halk için yani farkına varmadan görevimizi yapıyoruz biz. Tamam ama tarz bir şey. Sonraki bambaşka bir şey ya, bambaşka bir program. Yok, bir şey söyleyeceğim. Eğlence programdan bahsetmiyor bir tek. Şimdi herkes sosyal olaylarda... Ülkeye ilgilendiren siyasi olaylarda programına yansımak zorunda değil. Duruş olarak, hayattaki duruşu olarak tepki, etki, şeylere, olayların içinde yer almak, bazı tepkilerini dile getirmek birey olarak illa program, eğlence programıdır, programa katsın demiyoruz biz. Evet. Fakat tamamen uzaylı gibi, hani Tarkan'dan bahsediyoruz ama Tarkan bu ülkede yeri geldiğinde duruşunu koymuştur. Nerede durdu? Nerede söyle. Nasıl? Nerede durdu? Ben şimdi tamam, ben propagandaya girer. Hayır, nerede? Ben sana nerede durduğunu söyleyeyim abi. Kimler söylüyor? Gezi Parkı'nda bir apartmanın 5. katında camda durdu. Yani birçok konuda nasıl durduğunu biliyoruz. Şimdi özel yaşam olunca ama, birden duruşunu da gördük. Bak başka bir örnek vereyim sana. Daha somut ve daha isim vermeden bir ünlü sanatçımız böyle hiçbir olaya karışmamıştır. Hayatı boyunca hiçbir şeyde onun resmini, ismini göremezsin. Girmemiştir. Ama TRT'den dizi para... kokusu geldiği zaman da havaalanında TRT Genel Müdürünü bulmuş. Oh canım cicim diye paraları götürmüştür. Anladın mı? O zaman isim vereceksin. Ha, vermiyorum isim. Ver abi ver yani. Vermem. Başını söyle. Hayır söylemem. Yani böyle o bir yandan idares falan görülür. Bir tarafsızım bilmem ayaklı. Ama para geldiği zaman öyle bir oluyorlar ki, öyle bir değişiyorlar ki. Ben de onu anlatmak istiyorum. Abi şimdi zaten yıllar... Çay molası var mı? Yok, birazdan ben anlatacağım. Abi konuyu değiştirebilir miyim ben? Ama ne yapacağım bak. Ne yapacağım? Sana ne yapacağım? Bana yap vallahi. Yok zaten. Yok. Teşekkür edeceksin bana. Bunun kaynana zırıltısı zannettin değil mi? Yok. Ha. Çin malı abi pazarda satıyorlar. Çin malı bu. Doktor yanak masajı. Hayır. Oo. Masaj yapıyor. Yok. Benim makyajım var güzelim. Bunu sırt için yapanları da yok, var. Yok. Bu espri bu espri. Tamam da. Hakikaten bu ne ya? Bana dediler ki, ya Erol Bey her gün anlatıyorsun. İşte o şu kalemi yapamıyoruz bilmem ne hani kalem şeyi var ya. Ama bunları... ben de yapamıyorum bunu ya hakikaten. Yok yok gerçekten ben bunu satmıyorum. Abi niye kendi kalemini yapıyor? Tayyar yapıyor. Tayyar Bunları yapan cihazlar çok ucuz. Ama sonuçta elektronik bir şey değil. Bunları alın ve yüz masajı yapın. Çok faydalı. Yani bunları ben satmıyorum. Ondan sonra... Bunlar zaten pazarda satılıyor. Şu anda gümülerde satan kimdi? Aynalar, mandallar. Bakın uzamasın diye ciddiyete davet ediyorum. Son esprimi yapıyorum. Aynalar, mandallar, talaklar. Dur abiciğim dur. Ayna var, tarak var, boş yok sende. Herkesle ilgili espriye başlarsam yanarız bayım. Tamam beyim, tamam bitti. Bak. Bugün deneyim sensin. Hadi. Bugün deneyim sensin. Ha, söyle. Bakın, eğer ki ihtiyacı olsaydı, ki ihtiyacı yok. Bayanlarda en önce dudakların üzerinde kırışıklıklar olur. Nerede hiç yok, sıfır.
Yaşına göre yok. Hepimizin vardır. Yaşına, Pakize şunu söyleyeyim. Yaşından çok 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 genç bir cilde sahip. Yani bizden 10 kat yiyor, hiç kilo almıyor. Çünkü genetik mirası, Allah sülalesine uzun ömür versin. Çok iyi bir genetik mirası var. Ama genetik mirası o kadar şanslı olmayan hanımlar var. Onlar kırışmalar yaşıyorlar buralarda. Buralarda. Aa, Meryem Üzerli mi o? Buralarda. Meryem'in çenesi orada bitiyor mu ya? O zaman ne yapıyoruz? Bu kırışıklıklarımızın nerelerdeydi? Gözaltı. Tayyadan geçiyorlar mı? Dudaklar. Göz. Bilakis bayanların en çok dinledikleri yerler. Neresi? Göz. Bunlardan kurtulmak için kremlerimizi masaj yaparak sürüyoruz. Lütfen televizyonu aramayın. Google'a Erol Köse krem yazdığımızda cilt kırışıklıkları, gözaltı morlukları ve cilt lekeleri için bunları kullanabiliyoruz kremimizi. Ama dediğim gibi ne krem alırsanız alın lütfen araştırarak alın diyorum. Ve hepinizi ayrıca yüz masajı yapmaya davet ediyorum. Ömrünüzü ömrünüz katar. O yüzden de kremleri sürerken ne krem sürüyorsanız da yüzünüze yedirin diyorsun. Ha, yedirin. Ha, bizim kremi almak isteyen de Google'a Erol Köse yazar, kremi bulur. İsim veremiyorum ama bak Pakize, değil mi? Ama sen bunu ne zannettin abi? Kaynana zırıltısı zannetmedin. Hayır biliyorum ben onu. Çin'den annem alıyor benim pazardan getiriyor. Bak Valide Hanım bile duyarlı o zaman. Dedi ya işte Tarkan'la aralarını buz tutamaz da birisi destekler için. Bak işte kız da resmini Hürriyet'e vermiş. Yani orada bir resim, onu hangi gazeteyi tercih ederken bile bunlar dikkate alınıyor. O fotoğrafı kim verdi sence abi? Vallahi ya kız tarafından gitmiştir ya Tarkan tarafından. Ama Hürriyet'e vermişler. Kızın çevresinden sızma. Daha çok bilmem bir şey demişlerdir. Bir tercih nedeni. Ama kızın çevresi... Parayla mı verilmiştir sence abi o? Yok parayla verilmiş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kız pek güzel değil ya. Bir şey söyleyeceğim. İzleyenlere de gençlere de. Çok yani, acımasız eleştiriler geliyor. Ne diyorlar biliyor musun? Tarkan yıllarca bu kızı mı bekledi? Ya kardeşim aşk bu. Ota da. Çiçeğe de. Evet ota da. Yani Tarkan onda bir şey bulmasa. Bir meziyet bulmasa. Sever mi? Demin söyledim. Biraz önce söyledim ya. Doğru. Ben biraz dalga geçiyorum. Doğru. Yani var. Lütfen özellikle gençlere söylüyorum. İzleyen hanım izleyicilerimizde bu duygu yoktur bence eleştiri bu anlamda. Yani aşka saygı diye bir şey var. Ya bu çocuk gerçekten veya de, kim olursa olsun. Bir de çok güzel kızlar çok kaprisli falan oluyor. Kimin kime güzelliğine güveniyorlar falan. Onu eleştirmeyin lütfen. Ben sevmem zaten. Vallahi sevmem ben. Samimi söyleyeyim. Hayır, çocuk kendi kararını vermiş ya. Ya abi bak. Aykut abi şu yok mudur aşkta? Konu aşksa izleyicilerimize de soruyorum. Ya bu kızda ne buldun? Veya kadına derler. Bu adamda ne buldun? Ya onu zaten dile dökebilirse ne bulduğunu onunla da aşk değilmiş. Bir de şey doğru. Boşananlara gelen niye boşandın diye. Ya tabii ki. Olacak iş mi ya? Şey yani ne bulmuştun? Bir şey söyleyeceğim. Güzel değil güzel değil. O kızı bir sokarsın estetiği. O kızı yarın kimse tanıyamaz. Yani o kadar da bak artık estetik çok genç. Estetiğe de gerek yok. Bir makyajda bir. Hayır tabii. Ayrıca estetik yaptırıyor. Bir olta attım nasıl kaç kız takıldı. Çok genç kızlar çok genç yaşta estetik yaptırmaya başladılar. Çocuk doğuruyorlar. Çocuklarına bakın babaya benziyor bütün çocuklar. Ama estetikten anneye kurtulmak için de estetikten bak, kurtulmak için de Google'a Erol Köse krem yaz. Sen benim dediğimi duydun mu? Evet. Hiçbir çocuk annesine benzemiyor, babasına benziyor. Ya tek bir millet var sokakta. Anneler estetikli. Bir dakika bizim mahallede sütçüye ve tüpçüye de benzeyen çocuklar var. Ay, bir şey söyleyeceğim size. Tarkan bu kızı seviyor mu sizce? Babaya benziyor çocuk. Ben öyle. Tarkan, bakın bir şey söyleyeceğim. İki tip evlilik var. Aşk evliliği, mantık evliliği. Bir de üçüncü şık var. Mantıklı aşk evliliği. Belli değerlerde, şimdi belli yaştan, olgunluktan sonra o lisedeki aşkı aramaya gerek yok. Bir hoşlanma, bir elektrik tutması, bir ten uyumu olunca illa ölümcül bir aşk gerekmez. İçine de onunla hayat aşkı. Şimdi evlilik flört gibi bir şey değil ki. Bu kadın anne olur mu? Bu kadın benim aile değerlerime uyar mı? Bununla bir hayat geçirebilir miyim? Bununla yaşlanabilir miyimin cevabını bulmasa Tarkan değil kimse evlenmek istemez bence. Aykut abi cevabını Tarkan seviyor mu bu kızı? Bence çok seviyor. Pakize abla sence? Bence de seviyordur. Yani. Sevmese bu kadar infial de etmezdi. Evet. Orada yakaladım. Bir şey daha... aradığı birçok özelliği bu kızda buldu bir şey, ki. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bilge ile kaç yıl beraber oldu? 10 yıla yakın beraber evet. oldu. Çok, evet. Hiçbir kere bir röportajında bir metninde Bilge'yi savunan. Eşim
Hayat arkadaşım. Hiç duyduk mu? Ve Bilge için söylenmeyen kalmadı, gıkı çıkmadı. 10 yıl. Yani burada namus meselesi yapmış durumda Tarkan. Namus meselesi. Ve eşim, hayat arkadaşım cümlesi. Bu cümle çok önemli. Evet. Ben bu yüzden gençlere, herkese tavsiye ediyorum. Lütfen bu ilişkiye saygı duyalım. Ayrıyeten de hakikaten Tarkan'ı gerçekten seviyorsanız, Tarkan'ın hayatına yer aldığı kadına da Tarkan'a duyduğunuz kadar saygı duymak zorundasınız. Bu onun tercihi. Bunu mu bekledin ne demek ya? Nasıl çirkin bir cümle? Çok ayıp bir şey. Bunu mu? Yani bunu muydu? Bence çok akıllı bir karar aldı. Seni mi alacaktı gelip? Sen kendini i̇şte mi bekledin? Bunu söyleyen de maymunlar cenneti 9'dur yani çoğu. Evet. Ay, anlamazlar. Allah. O yüzden Google'a Erol Kösekrem yazın. Efendim 12 Mart'ta Çanakkale şehitlerimizi anacağız. Daha vakit var ama çok büyük bir organizasyon hazırlığı var. 81 ilden şehit aileleri ve gazilerden oluşan 5000 kişilik bir grup. 5000. 5000 kişilik bir helal grup olsun. Ankara'da kırmızı ve beyaz tişörtler giyerek dünyanın en büyük bayrağını oluşturacaklar, canlı bayrağını. 40.000'in üzerinde katılım bekleniyor. 5000 kişi bayrak için Guinness Rekorlar Kitabı'na da müracaat edilmiş bir rekor denemesi olacak. Türkiye Harp Mağlulu Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından organize ediliyor. Ankara'da toplanacak grup 12 Mart'ta gerçekleşecek. Aynı günde biliyorsunuz 18 Mart'ta şeyimiz var. Şehitlerimizi anıyoruz, Çanakkale şehitlerimizi. O yüzden yaşayan insanlardan oluşan en büyük canlı bayrak, dünyanın en büyük canlı Türk bayrağı rekor denemesi gerçekleşecek Ankara'da. Katılacak olanlar sadece şehit aileleri ve gazilerden oluşacak bir grup. Böyle bir iş için bir araya gelecekler. Kızı gittik, aldık, dönüyoruz. Üç adamın İbrahim Büyükak, üç adamdan evlilik yoluna ilk adımı attığı, uzun zamandır çok birlikte seviyorum olduğu Nurdan Beşen'le ilişkisini nikah masasına taşıyor. Senin orada taşıyor. Gıcık olduğun eserdi değil mi? Gıcık olma değil yani. Genelde gıcık, de öyle. Gıcık olmam ama ben İbrahim'i çok seviyorum. Bu İbrahim konuşan evet, değil mi? Evet, o espriler yapıyor, kaynıyor onun esprileri aralarda, çok şeker ya. Çocuk büyümemiş bir çocuk gibi. Öbürünü tanımıyorum, seviyor sevmiyor diye bir şey diyemem ama bu, çok esprili bulmuyorum onu ben o kadar. Özel bir tip aslında, buna iyi bir senaryo da var. Tabii, yani. Kendi de espriler yapıyor aslında kız, da kaynıyor. Kız istemeye Eser ve Oğuzhan da gitmişler beraber. İstemeden sonra da toplu halde bir fotoğraf çektiriyorlar. Kızı aldık, dönüyoruz. Tam bu arada eski, yok pardon, halen devam ediyor. Yapımcı arkadaşımıza bir soru sormak istiyorum. Bu Oğuzhan'ı beğeniyor musun? Ben çok beğeniyorum, onun için sordum. Oğuzhan Koç. He. Sesi vasat ama besteleri değerli olduğu için böyle kendine diğer o gençlere göre özel bir şey geliyor. Çok gençler temiz seviyor ha. Çok ha? Temiz yüzlü. Gençler seviyor. Yani, ama şu ama var. O hep burada hayatına ki, burada şu var. Demet Akalın bir yorucu bir dönem geçirmişti. İnsanların mankenlerin şarkıcı olmasına bir refleksi vardı. Oğuzhan da şarkıcı olarak çok daha iyi bir yere gelebilirdi. Bak sesini vasat buluyorum. Ben ama vasat şarkıları aldım. Değerli olduğu için. Halk onu o gülmeceye alışmış ya. İşte ben de ondan oraya başladığı için şarkıcı olmasına zor adapte oluyor. Aynı Ata Demirer olayı gibi. Gülben'le olan düette süper, o faydalıydı. Ata çok güzel şarkı söylüyor. Bestecilik yönünü, sesini falan Gülben'le, Gülben ona katkısı oldu. Onun da Gülben'i oldu. Tamam. Evet. Ama böyle şimdi çocuktan ben şey istiyorum. Tek başına solo böyle bir girişler bir. Solo albüm çıkardı zaten geçen. Tamam sen. Ama işte hala şeyde komedyen olarak tanıyor. İşte ama ben bunu çocukla konuşmuştum geçmişte. Abi dedi, lazım ya. Abi dedi ben müziği zevk için yapıyorum. Ben i̇şte komedyenim işte. Dedi. Ha. Ben komedyenim. Öyle mi diyor? Hemen söyleyeyim mi bak. Bu işten ben de anlıyorum biraz. Bir de beni dinle bak. Patlatamaz. Çocuğun sesi patlayacak bir ses ha. Değil. Çocuktan çocuk ses siper olmaz. Bir okuması Mesle var. Çocuğun okuma tarzı kötü. Tonu yok. Böyle tonu, bir şey tonu, yok. Tonu vasat. Tonu vasat. Yok. Onun gibi sokakta tümü çevirsen ondan daha güzel olur. Şarkıları da yani. Çocuğun tonu oğlan vasat. Oğlan çok yakışıklı bir çocuk. Bir çok. De çocuk ben diyor abi komedyeniz. Müziği zevk orada için durdum yapıyorum. Zaten. Evet. Tiyatrocu olmak için. Sen diyor Tarkan'la nasıl yarışacağım abi diyor. Ben beğeniyorum da ben o tenor seslerini de beğenirim. Ondan yani daha iyi yere gelmesi gerekir diye yalnız düşünüyorum. Yalnız bak yanlış. Duygusal diyorum ben. Ben tabii. De yanlış anlaşılmak istemem o üçlü için. Ben izliyorum onları ayrıca. Şeyi çok İbrahim'in böyle yaptığı espriler var ama aralarda kaynıyor onu üzülüyorum. Kaynamasa iyi olacak. Öbür çocuğun adı neydi bizim? Eser. Eser. Eser'i de seviyorum ama Eser'in espri şeyini zayıf buluyorum. Açık söyleyeyim. Yani şimdi çok güzel espriler patlatıyor diyemem ben onun için. Yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Onlar çünkü doğaçlama bu işler, mı espri yapıyor ya? Ama doğaçlama yapacak tabii. Doğaçlama espri dediğin çok önemli bir şey. Ha yapıyorlar mı ki onlar? Hayır işte doğaçlama yapmaya çalışıyorlar zaten.
Oyunlarda i̇şte orada bitiyor her şey. Yok, skeçler yazılı çizili hepsi. Hepsi ezberi ya. Yazılı çizili olduğu anda zaten abi bak oradan yaparsın. Ama doğaçlama şurada iki espri yapıyorsak, herkes gülüyorsa, beğeniyorsa espri budur abi. Tolga'nın doğaçlaması da doğaçlama değil. Yoksa çalışıp yazmak yok öyle şey. Neyse teşekkür ederim bilgiler. Bu arada paramparçaya Şükran Ovalı'nın dışında Hümeyra da giriyor diye bir haber geldi bizim. Şarkıcı Hümeyra. Evet evet. Olabilir. Tolga'dan bahsettin, Tolga Çevik'ten. Tolga evet. Çevik 1.651.000 TL değerindeki dünyanın en iyi 5 otomobilinden biriymiş marka olarak. Yeni otomobiliyle Bebek'te önce yemek yiyor. Daha sonra arabasını istiyor valeden. Otobüs durağına çekiyor arabayı. O arada da çeken muhabirler resmi çektikten sonra vale yol tutmaya çalışıyor. Valeye diyor ki acele etme, muhabiri gösterip fotoğraflarını çeksin, arkadaşımı bekliyorum, onu da alıp gideceğiz diyor. Beraber bir. Şimdi onun Cem Yılmaz'a karşı hep bir kompleksi var. Cem Yılmaz'ın da ona karşı var. Böyle bir kayınç, kayınçolar. Kız kardeşiyle evli. Görüşmüyorlar bana. Görüşüyorlar. Yok, hiçbir şeyler ama. Sevmezler. Öyle mi? Tabii. Öyle mi ya? Tabii. Yo, yaşadığım için Cem o filme koymaya kalktım oraya. Cem istemedi. Cem kardeşinin onunla evlenmesini de istemiyordu. Hadi hiç ya. De ona da destekli olmadı. O da onu olmadı. Neyse. Bak bunlar en önemli şeyleri anlatıyor. Böyle yapıyorsun. Anlatsana ya hakikaten ben abi, bunları yeni duydum. Yeni duydum. Ağzını açıyorum. Gora filminin yapımcısıydım. O zaman işte Şafak Sezer'i zor bela oynattım. Açıklamıştım. Zeki Metin'i de ustalar da oynasın bir yerde bir espri olur dedim. Cem Yılmaz onu da kabul etmedi. E dedim Tolga'yı oynatalım. Ya dedi onun neresi komik Allah aşkına? Dedi. Olur mu dedim abi. Onda yok dedi abicim dedi. Ben dedi BKM ekolü, BKM'den kurtulmak için sizle anlaştım dedi. BKM'den kimseyi istemiyorum dedi. Zor. Bak bu da tarihi icatlar değil mi? E dedim kız kardeşinle sözlü bunlar. Yok abi dedi ben izin vermem, öyle bir evlilik olmayacak dedi. Ama oldu. Daha sonra da evlendiler. Çünkü reytikler gelmiş, gecenin kraliçesi parlak değil diyor birisi. Oo. Baksanıza. Bakalım. İlk bölümde parlak ay, değilse. Ay, acayipsiniz vallahi. İlk bölümde parlak değilse yandı gülüm keten elva. Ama devamında filmler yaptı biliyorsunuz Tolga. Cem'e bu konuda sorular soruldu. Duymamazlıktan geldi. Cem oldum olası hiçbir zaman ona destek de olmadı. Yani elektrikleri tutmadı. Ama Cem'de daha çok araba merakı vardır ya. İşte bunun da var birbirlerine nazire. Evlilik devam ediyor mu peki? Ediyor. Çok mutlular onlar. Ediyorlar. Kızlar çok mutlular. Bu arada Cem Yılmaz'ın kız kardeşi çok komik. Tombik bir kız kardeşi vardır. Ali Taran'ın yanında. Kızına nereden tanıyorum? Ali Taran'ın yanında reklamcıydı kız. Ondan peki, sonra o yıllarda flört ediyorlar. Tolga'nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Halk sevdi. Ben yetenekli. Çok mu sevdi? Normal mi sevdi ama? Bence. Ben bir filmine gittim. O hani Kapadokya'da çekilen filmler bir film var. Filmleri iş yapmaz. Patron mutlu son istiyor. Filmleri iş yapmaz abi. Hiçbir zaman yapmadı. Ama yapmadı dediğimiz yine 1 milyon yine. Yapmadı dediğimiz bile 1 milyon. Onun o projesi tuttu abi. Arkadaşım o hikayede pahalı prodüksiyonlarda mi? Değil. Pahalı evet. Prodüksiyonlar olmadığı için zarar etmiş tabii. Bir film. Arkadaşım hoş geldin. Devam ediyor mu? Hoş geldin. Evet yeni tekrar başladı ya da başlamak üzere diye biliyorum. O tutuyor abi. Bir ara acayip reytingi tabii. Vardı değil mi? Bir numara şey çok seviyor. Çocuklar ve gençler acayip seviyorlar. Tekrarları bile çok seviyor. Daha iyisi. Ya böyle bir ilkel şey, ilkokul müsamelesi gibi şey olacak işte ya. Yani bu kadar komik de bir şey olamaz yani. Komik değil de. Evet. Seviyorlar sıfır, abi. Sıfır masrafla binen mukavva arabalar. Ama işte böyle. Tadı orada zaten. Ya tabii ama 3-5 tamam ama böyle nasıl 2 sene 3 sene nasıl oluyor? Kaç 3 sene kaç 5 sene? Nasıl bundan var? Böyle bir projeden para kazanıyor? Abi Recep İvedik'in zirve olduğu ülkeyi konuşuyoruz istersen. Yani aslında bu projenin mimarı Salih Kalyon'un hakkaniyetini teslim etmemiz onun lazım. Onun hakkı yendi. Onu dışladılar adama. Halbuki orada en önemli adam oydu çok, bence. Çok iyiydi. Bu projenin hayata geçmesine sebep olan o. Daha sonra böyle bir katakulliye geldi adam. Çıkarttılar adamcağızı bu işin içinden. Evet. Totalde 9, AB'de 10. olmuş, daha fare doğurdu, geçmiş olsun. Çok totalde kötü. 9. Evet, çok kötü bir reyting. AB'de de bir şey. Ve ilk bölüm hocam. AB'de iyi olur dedim mesela. Bütün Türkiye bekliyor. AB'de reyting ne? Nasıl? Reyting ne? Bilgisi geldi. AB reytingi ne? Ben hemen bakayım size. Bakalım. Dur açmaya çalışıyorum. İnternet biraz ağır işliyor bizim bu arada. Rakam izleyicimiz Serap Çelik yollamış. Rakamlara da bir bakalım nedir ne değildir diye. Ama ilk gün için AB'de de düşük çıkması enteresan. Eşkıya dünya hükümdar olmaz. Geceyi bir kapatmış zaten. Bakıyorum hemen. Gecenin kraliçesi. Totalde 3.91. Rating 9.1. Şehir almış. AB'sine bakalım hemen.
ABS, 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 Mayıs Kraliçesi 2.87, 7.15. Kötü. Bu onun altında o bütün anlaşmalar iptal olabilir. Kötü. Ama tabii ya şöyle bir risk yok mu şimdi? Belki de hani alışır herkes daha. Abla şimdi planlama olarak tamam hani televizyonu idare eden insanlar tabii ki önlerine bazı şeyleri koyup bakıyorlardır ama ya rüştünü ispat etmiş haftalardır salı akşamları iyi bir giden ve daha sonra da Özcan Deniz'in kulvardan çıkmasıyla izleyicisini biraz daha yukarıya çeken bir dizi var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Daha başka bir gece tercih edilemez miydi böyle bir dizi için? Aylardır reklamı yapılan dizi bu mu? Aynı saatte miydiler kapatılıyor? Aynı saatte. Kötü bir günde başladı çocuklar. Dün olaylar oldu. Olaylar. Ve çok güzel açık oturumlar vardı. Nasıl güzel konuşan insanlar vardı. Ben ağzım açık. Hani neyi seyredeceğimi şaşırdım bak o kadar. Yani bu da insanları etkilemiş olabilir. Yani ablacığım öyle söylüyorsun da enteresan bir şey. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci. Kaç reytingi? 8.93 reyting, 21 şehir. Bir numara olan kaç şehir neymiş? Şehri 21.23. Fena değil. Arkasına Fox'ta şey var. Aşk Yeniden var. Dördüncü bitirmiş. Ve bu arada O Ses Türkiye var. Ya şimdi dün memlekette bir şeyler var diyoruz ama ya seyirciye göre... İzleyen izliyor. Abi ya aynen öyle. Millette oturmuş, O Ses Türkiye'yi üçüncü yapmış gecede. Doğru. Yani ne olursa olsun ilk bölüm onun altına düştüğü zaman bütün patronların ve reklamcıların gözünde biz de kenara çekiliyor. Onun altına düşen. Böyle iddialı bir dizi, bu kadar paralar... Hocam söyledim. Şu kardeşiz Muhteşem Yüzyıl'da da başladığında dedik olmaz bu. Birazdan açsane. Tecrübe. Üç çünkü bölüm daha dayanacaklar. Yok, sonra bir şey söyleyeceğim. Beklenti bak. Şimdi sorun nerede biliyor musun? Ben şimdi desem ki size. Hocam yeni Tarkan'ı buldum. Bir albüm çıkartıyorum. Desem sizde beklenti yaratırım değil mi? Siz de dinlersiniz dersiniz. Aa Erol bu mu Tarkan'ı yiyecek? İşte onlar öyle bir beklenti yarattı ki. Aylardır TV, reklamlar. Ama bu yanlış bir politika. Yanlış işte. Çizgi yükseltiyorlar. Sen onu bulamayınca çöküyorsun. Yükseltiyorsun. Ama onu da niye yapıyor? Merak uyansın diye. Ama her zaman söylerim ben. Prodüktörlükte de filmde de. Asıl olan content, içeriktir. Sen içeriğini öyle bir şey yap ki reklamı zaten kendiliğinden olur. Ama reklamcılar anlaşmayı öyle yapıyorlar. Değil mi? Tabii. Şu reyting olmazsa tabii ilk gün böyle bir şey olur. Olmazsa vermem diyor. Bilmem ne yapar. Para sahnenin hesabını reytinge veriyor. Saner Bey'e de sorarsan Erol'cum çok dert etmiyoruz. Çünkü biz parayı Orta Doğu'dan çoktan kazandık bile. Burada sadece oynama mecburiyeti koyuyoruz. Ama yani daha bakın rakamlar gelmeden. O da kendine göre haklı. Fakiz abla daha sabah saati söyledi o izleyicinin yazdığını. Daha rakamlar gelmeden izleyici ne diyor? Ya çok benzer bir hikaye. Ben buna benzer 1000 tane film seyrettim diyor. Çok tersi fikirlerine saygı duydum. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Çok. Seçim sonuçları açıklanıyor ya. Abi ilk 15-20 dakikada genel sonuçlar genelde Türkiye'nin geneli oluyor. Genel sonuçlar değil böyle mi? Böyle ilk açılan sandık sesi bilen dediğin zaman hemen yalnız bitiyor ya. Şimdi sonuçta oku çıkıyor hakikaten ha. Yani doğru. Ciddi söylemek nasıl başlıyorsa öyle bitiyor. Değil mi? Çok az değişiklik oluyor. Yani çok çok az. İlk açılan sandıklarda sonucu aşağı yukarı tahmin ediyorsun yani. Ülke profili belli. Efendim Sibel Can kendi sosyal medya hesabından Stüdyo'da bir fotoğrafını paylaşıyor ve diyor ki işte benim hayatım. Çünkü Burhan Bayar'ın şarkılarından oluşan İbrahim Tatlıses tarafından da birçoğu okunmuş ve şöhret olmuş şarkılardan bir albüm yapıyor. Halbuki daha önce Coşkun Sabah'la anlaşmış ve Coşkun Sabah'ın hit olmuş şarkılarını okuyacaktı. Son anda vazgeçti bu projeden. Şimdi Burhan Bayar şarkılarında oluşan Stüdyo'da okumalar için çalışmaya başlamış. Oradan bir fotoğraf paylaşıyor. Yakında tahmin ediyorum albüm müzik piyasasına çıkar. Fakat hani böyle bir heyecansız bir durum var doktor. Böyle hani albüm çıkacak ama albüm yapılıyor ama ha Aykut abi böyle hani. Satmayacağını bile bile albüm yapmak gerekiyor. Bir şey var sanki hani tamam işimden dolayı yapıyorum ben bu albümü ama hani bir şey beklemiyorum durumu var. Zaten gördük. Yani 100 bin satan albüme altın plak durumuna gelmiş müzik sektörü. Hani milyonların konuştuğu, 2,5-3 milyon albümlerin satıldığı, 500 binin üstünde albümler gümüşle başlayan dönemlerden sektör buraya kadar geldi. Peki bir şey söyleyeceğim. Diğer şarkıcılar ne yapıyor ya böyle bu popçular, mopçular? İşte çok yok. Sıradan albümler var ama hani müzik marketlerde böyle çıkmış gidiyor diye gördüğüm şeyde, albümler yok. Kadıköy sokaklarında duvarlarında görüyorum. Herkesin konseri var bazı. Abi karşı tarafta şeyler ama bu konserler büyük. Her tarafta konser var da başka. Olay eğlence dünyası yani müzik anlamında iki ayrı. Bir konser verebilecek
şarkıcılar. Onları toplasak 10 kişiyi geçmez abi. Tarkan'dır, Sıla'dır vesairedir bir şey. Ferhat Göçer. Bir de işte o malum birkaç tane müzikol var.